çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle Show TV'ye hoş geldiniz ve Vazgeçme programına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Günleriniz nasıl geçiyor? Bugün günlerden çarşamba, karşınızdayız. Dopdolu bir programla karşınızdayız. Konuştuğumuz konularla ilgili son dakika önemli gelişmeler, bilgiler var. Onları birazdan haberdar edeceğim, size öğreneceksiniz. Özellikle Giresun'da çok önemli bir gelişme var. Isparta'da çok önemli bir konuğumuz var. Hepsinden haberdar olacaksınız. Ama önce bir kez daha hatırlatayım. Hep açılışı şöyle yapıyorum. Çünkü istiyorum ki bize ulaşabileceğiniz bütün yollar, her şey açık. Ondan da haberdar olun istiyorum. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Instagram adresine yazılı olarak başvurabiliyorsunuz. Öte yandan bizi telefonla da arayabiliyorsunuz. Yani bana ve ekibime, programa ulaşabilmeniz için bütün yollar açık. Şimdi hemen ekran başındaki değerli izleyicilerde konuştuğumuz konuları çok merak ettiğinizi biliyorum. Şu bahar gelince, gerçi bahar da değil yani, biz yazı mı yaşıyoruz İstanbul'da, kış da olmadı. Gözlerim inanılmaz alerji oluyor, hassasiyet var. Dolayısıyla her şeyin başı da sağlık bu arada. Sağlığımız yerinde olsun. Biz de canla başla çalışmaya devam edelim, bizden yardım isteyen ailelere. Ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Ve sevgili izleyiciler, ya ölümden başka hiçbir şeyin, yani ölümden başka hiçbir, her şeyin bir şekilde bir çözümü var. Öyle ya da böyle hiçbir dert çözümsüz değildir diyoruz. Dertlerinize çözüm bulmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bize başvuran ailelere yardımcı oluyoruz. Şimdi avukatımız sevgili Tunca Toker hazır. Bizler hazırız. Hepimiz hazırız. Necmettin Bey'le tanıştırmıştım sizi. Necmettin Bey 73 yaşında, 30 yaşından küçük kendisinden Sevil Hanım'la olan birlikteliği ile ilgili çok şeyler yaşamış. Dün Sevil Hanım da konuşmak istedi. Önemli gelişmeler var. Birazdan haberdar edeceğim sizi. Necmettin Bey, yani kendi aşireti ve kendi toplumunun baskısı olmasa, kendi akrabalarının baskısı olmasa, Digorlu Necmettin Bey aslında Sevil Hanım'la bir araya gelmek istiyor tekrar. Sevil Hanım da bence ona tekrar bir araya gelmek istiyor. Çünkü yani önemli tekliflerde bulundu. Evlenmek istedi, Almanya'ya götürmek istedi, resmi nikah kıyarım dedi. Sevil Hanım da aslında ona bir tane daha çocuk vermek niyetinde. Ama yani Necmettin Bey yani ağzını tutamıyor yani, ama o kendisine göre de haklı, çok acayip iddialarda bulunuyor. Neyse, bir gelsin bakalım ilişkileri ne olacak, ben de çok merak ediyorum. Sevil Hanım Almanya'ya gidecek mi, gitmeyecek mi, göreceğiz birlikte hep beraber. Ama 30 yaşlı küçük, aralarında epey de bir yaş farkı da var. Ama Necmettin Bey diyor ki aşkın yaşı olmaz diyor. Neyse, Necmettin Bey bir gelsin bakalım, bugün ne istiyor, kendisiyle konuşalım. Buyurun Necmettin Bey. Ya şu beyefendiye bakar mısınız? Hayırlı yayınlar hanımefendi. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hepinize şu şıklığı bir dakika, şu şıklığı bir görmelerini istiyorum. Teşekkür ederim. Bak efendim, şöyle hepiniz. Yani her gün ayrı bir şıklıkla geliyor Necmettin Bey. Teşekkür kendisine ederim. Bakıyor, özeniyor, dikkat ediyor, sağlığına dikkat ediyor. Yeme, ya şu bandı da bu kez de şeffaf, ne yapmışsınız ya? Çiftetelini unutmuşlar beni. Zaten ben çiftetelini unutturdular, bu da üçüncü çiftetelini bulardı. Ne Sevil Hanım'da çifte telli mi oynuyorsun? Bu müzik programı değil. Ben yani yok, değil yani, burada çifte telli. Ha, o kulağında. Peki karşıya geçer misiniz Necmettin, evet, Beyciğim? Şimdi Necmettin Beyciğim, ben bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü ben sizin hala Sevil Hanım'ı sevdiğinizi düşünüyorum. Çok önemli bir teklifte bulundunuz. Dediniz ki gel, ben sana çok aşık oldum. Hatta dün şu itirafta bulundunuz. Ekranda sizin birinci ayrıldığınız eşiniz, çocuklarınızın annesi. Öte yandan diğer eşiniz, ayrıldığınız, boşandığınız diğer eşiniz, hanımefendi, ona yine destek olmayı sürdürüyorsunuz. Yani onları Sevil kadar sevmedim dediniz. Sevil Hanım'ı daha çok sevmişsiniz. Sevil Hanım'ı bayağı sevmişsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Siz her kadına böyle seni seviyorum mu diyorsunuz gerçekten? Yoksa Sevil Hanım'ı gerçekten mi sevdiniz? Ben gerçekten onu sevdim. Şimdi sevdiniz. Ben ikinci hanımı da çok sevdim. Dün öyle demedin. Yani değil. Yani ben dün söylemedim. Hı. Çok sevdim. Yani hiç dedim senin üstünde gül koklamayacağım. Dün ikinci hanım mı aradı sizi? Değil. Şimdi aramadı. Yani o zaten rahatsız.
O bana çok bir güzel yani yanlışlık yaptı. Onda soğudum. Ne yanlışlık yaptı ikinci şimdi eşiniz? Şimdi ben aslında burada söylemeye... Neyse hanımefendiden ayrılmışsınız. Rahatsız. Aslında Necmettin Bey'in biraz da yani başka evliliklere gitme, daha doğrusu yeniden evlilik yapıp çocuk sahibi olmasını istemesinin nedeni de şu. Necmettin Bey çocuklarıyla arası biraz bozuk. İki tane çocuğu var. Ben onların yüzünde 4 katlı evimi vakfa verdim. Öyle dedim mi? Dedim oğlum bak şimdi size gönderdim herhalde. Beyaza siyah deme, siyaha beyaz deme. Ben... Bir vakfa bağışladım. Sizin iki evli oğlunuz var değil mi? Evet. Biri 45 yaşında, evet. Biri 47 yaşında. Evet. İki tane evladınız var. O iki tane evladınız aranız bozuk olduğu için siz yeniden çocuk sahibi olmak evet. istiyorsunuz. Nedeni sormuyorum. Hülya benim hanım. İkinci eşiniz, 59 yaşında. Dedi Necmettin, sen güçlü bir erkeksin. Rica ederim hepinizi. Dedi, sen çocuk da istiyorsun. Biz doktora gittik. Hakikaten 4 tane çocuğu oldu. İkisi hani... Da. Çocuklara telef oldu denmez. Ya, bilmiyorum yani, hani tutturamadı. Yani, tutunamadılar. Değil. Tövbe estağfurullah. Yani bilmiyorum artık onu kramatini fazla getiremiyorum. O arada artık çocuk yapma imkan olmadı. Hı. Şeker hastası oldu. Zaten hasta oldu. Siz yani, ikinci eşinizden de çocuk istediniz. Hep çocuk istediniz. İkinci yani onu doktora götürdüm Almanya'da. Hı. İyi bir profesöre şimdi Sevil Hanım'ın da Sevil Hanım'la birleşmedeki asıl amacınız çocuk sahibi olmak. Yapma. Evet, evet. 30 yaş küçük olmasının olsun. Hiç ben aşkın sınırı yok. Koy dedim o beni mezara koysun. Ay Allah korusun. Yok değil ben nasıl olsa bir gün öleceğiz demin siz dediniz değil mi? Yani konuştuğu duydum. Yani bu yani muhakkak öleceğiz. Ama hepimiz. Ben Allah sıralı ölüm versin. Evet tabii tabii Allah. Peki Sevil Hanım'la ilgili olarak hem aşık olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Bakın elimde bir sürü notlar var evet, sevgili izleyiciler. Var. Şimdi ben izninizle gözlerimi takayım. Daha var bende çok var. Daha da fazlası bu, mı var? Yani boşu boşuna bunlar yazılmamış. Hmm. Bu aşk üçü yarışımı. Aşk mı? Bu aşk mektubu değil ki bir bunlar. Bir dakika müsait. Bu artık bana başka bir... Şu anda bir şey konuşmuyorum. Hmm. Ben size rica ediyorum. Dedim 5 dakika mümkünse onunla konuşayım sonra ben konuşayım. Dün Sevil Hanım çok üzülmüş. Birazdan onlardan haberdar edeceğim sizi. Ha. Evden çıkmamış. Sizin onun hakkında söylediğiniz iddialardan dolayı morali çok bozuk. Şimdi siz... O yanlış ya. Ben doğru konuşan insanım. Buyur Süzey. Ya Necmettin Beyciğim ama bir öyle konuşuyorsun. Hazırlar mısınız arkadaşlar o VSR'yi? Bir böyle konuşuyorsunuz. Bir onu diyorsunuz, bir bunu diyorsunuz. Anne. Bir seviyorum diyorsunuz, bir paramı ver diyorsunuz. Bir onu söylüyorsun. Ya bir kendini izler misin? Evet. Bak nasıl neler konuşmuş. Tamam. Bir kendini uzaktan izle. Kendine de bir öz eleştiride tamam. bulun. Bir gelsin ekranlara lütfen. Tamam. Ben vazgeçtim. Hala seviyor musun sevmiyor musun? Ablam ben seviyorum. Ben seninle barışmak istiyorum. Onlara çizgi çek. İddiaları reddedersen belki düşünebilirim Didem Hanım. Ben Fransa, Hollanda, Belçika'yı gezdim. Dünyayı gördüm. Ben bu kadına aşık oldum bacım. Ben onun temizliğini sevdim. Onun bütün ne bileyim aşık oldum. Barışmak istiyorum. Çocuk yapacak mısınız? Evet. Ben dün dedim ki ben onunla barışacağım. Barışmayacağım. Benim ha, vazgeçtim bugün. Benim paramı, benim malımı versin. Sepeti koluna herkes yolunu. Ben buraya çıktım. Bütün Türk milleti uyansın. Bu kadın sırf erkekleri için dün akşam düşün, sırf para için. Onun bir itibadı bende kalmadı. Hala sen benim imam nikahlı hanımımsın. Seni sevdim. Seni çok sevdim. Kötü olmayalım. Bak seni hala seviyorum. Bak delikanlı ol. Bak yine de her şeyi sana yaparım. Ben resmi nikah yaparım. Bebek o, yapsın Almanya'ya şimdi. Almanya'ya götüreceğim. Ben, istersen bebek yapsın yapmasın. Şu anda mı istiyorsun? Evet. Sana müsaade ederim. 2 ay, 3 ay, 1 sene müsaade ederim. Hala seviyor musun, sevmiyor musun? Ablam ben seviyorum. Heh, bana onu söyle. Lügaray, sen travmacıysan yalancısın. Sen bana açık açık resimleri gönderiyordun. Bunu ben yalancısın diyorsun, yani özür diliyorsun. Ben korktum bu kadında. Yani... Ben senden korktum. Sen bak hanımefendi, 6 kişi değişti hoş yaptın. Sana her gün 5 saat namazda ne diyor biliyor musun? Vallahi Esminallah olayım. Ne yapıyorsunuz? Sevla'yı seni bana tekrar çevirmeyi nasip etsin. Bundan sonra kimseyi eve alma. Ben oğlunu seviyorum. Ya Rabbi sen kabul eyle. Ya Rabbi sen kabul eyle. Ben seni seviyorum hala. Bir şey mi oldu? Kafanız mı karıştı? Seviyor mu diyor? Evet seviyorum. Ben dedim ki bak senin huzurunda nişah yapacağım. Götüreceğim Almanya'ya. Beni aldattı diye ben söylemeyeyim mi? Ya, bana iftira attığını. Hemen evlenmeyi yarın yapacağım. Siz artık barışır mısınız? Çok emin de değilim. Yok. Hayatta barışmam. Bence de öyle. Bence de öyle. Bence de öyle.
Şimdi ben soru sormayayım, soracağım da. Kendinizi izlediniz Necmettin Beyciğim. Farkında mısınız? Bir öyle bir öyle konuşuyorsunuz. Doğru ama bu size... İnsan aşık olduğu zaman ne konuştuğunu ben size geçen ilk dedim. Dedim benim beynim gidip geliyor. Ana sizden rica ediyorum varsa 5 dakika onda bir yerde konuşayım. Bakalım. İkna ederim diye mi düşünüyorsunuz? Değil. Ben bir şey konuşacağım onu. O ora ikimizin arasında delikanlıca bir şey konuşacağım. Peki bu konuşmanın amacı ne? Yani size dönmesini mi sağlamak? Nein, hayır diyorsunuz. Dilerim. Hayır diyor. Almanca yok, hayır dedi. Benim evet. Bir onda bir konuşacağım. Bir olay var onda benim arasında onu konuşacağım. Necmettin Beyciğim ben detayı sormuyorum. Dün dediniz ki o yaparsın detaylara girme lütfen. Ben de tamam. Girmiyorum. Evet. Sizin mahreminiz. Ama bu konuşmayla onunla hesaplaşacak mısınız? Hesaplaşmak yani böyle bunu ver şunu ver paramı ver geri o mu? İşte, yoksa size geri dönmesini mi isteyeceksiniz? Ben öyle geri dönmesi değil. Ben diyorum ki rica ediyorum ben onunla görüşeyim. O zaman... Amacı ne? Bana amacını söyle bak Sevil Hanım da izliyor şu anda. Ben amacımı söyleyemem. Didem Hanım. Hmm. Bak zaman geçiyor. Başka o dersin buyurun efendim. Geçeceğim. Orada çok önemli gelişmeler var. Giresun'da çok önemli. Biraz haberdar edeceğim. Sana zahmet. Ama ben şunu anlamıyorum. Hanımefendi ben hiçbir şey konuşmayacağım. Rica edeyim. Evlenmek istiyor musunuz ben siz? Ben değil. Ben onunla konuşmak lazım. Allah sizce ne konuşacak sevgili izleyiciler? Abla ben diyorum kardeşim. Ben izleyicilere soruyorum. Yani merak ettim. Merak etme. Ben ondan sonra sana merak ne olduğunu açıklayacağım. Söz. Onunla görüşmem lazım. Şimdi Sevil Hanım dün kendisini evine kapatmış. Evet. Hatta biz tarafsız yayıncılık yapmak adına kendisiyle de konuşmak istedik. Bizi gitmiş emniyete şikayet etmiş. Değilsin. Yani ama sonuçta biz ona cevap hakkını kullanıyoruz yani. Hani bunda şikayet edecek ne var anlamadım ben. Hı. Bugün de kuaför dükkanında çalışmaya devam ediyor. Hı. Hanımefendilere boya yapıyor falan çalışmaya devam ediyor. Şu anda ben tahmin ediyorum ki o ve yakınları yayını izliyorlar ve takip ediyorlar. Değil mi Pınar'cığım? Muhabirimiz de hala orada kendisiyle iletişim halinde. Hı hı. Onun sizden istediği şuydu Necmettin Bey. Bugün işte bana 11 bin euro verdi. Verdim. 300 bin TL verdi. Ondan sonra altınlar falan. Bunlardan ziyade bana işte şu erkekle beraber oldu, bununla beraber oldu, beni aldattı, onu yaptı, bunu yaptı. Benle ilgili dediği sözleri geri alsın, reddetsin. Ben o zaman bak ben Sevil Hanım açık bir kadın. Ekranda açık açık sana söyledi. Hmm. Dedi ki benle ilgili iddialarını reddetsin. O zaman ben Necmettin Bey'le bir araya gelmeyi düşünebilirim dedi. Düşünebilirim de diyecek ya ya yok. Öyle düşünebilirim. Ya değil. Ya yok. Ya, ya evet ya hayır. Ya yes, tabii no. Öyle düşünebilirim orada nokta koyuyor. Onun hep öyle. Mehmet'e sor. Mehmet der ki neyse ben söz verdi kendi kendime. Ya Mehmet diyorsunuz ama Mehmet'le bir ilişkisi olmadığını söylüyor. Kim diyor? Onu mu kabul etsin istiyorsunuz? Ben Sevil Hanım söylüyor. Bir dakika şimdi size izah edeyim. Hı. Mehmet'le konuşmuş değil mi? Ya ben dedim kendi kendime bugün konuşmayacağım. Hı. Onunla konuştuktan sonra size hepsi izah edeceğim. Bak çok güzel bir şey de var. Çok kötü bir şey de var. Daha güzel var. Daha kötü bir şey daha var. Bahar'sı not etmişim. Ha, siz onu anladım. Ben anladım. Siz anladınız mı sevgili izleyiciler? Ekranda söylesem mi bunu? Ne düşünüyorsunuz? Ben diyorum ki ben vazgeçme izleyicilerime soruyorum. Ekran başında bizi izleyen milyonlarca evet. insana söylüyorum. Hı. Sevil Hanım Necmettin Bey'e dönmeli mi, dönmemeli mi sevgili izleyiciler? Bir soralım mı sevgili izleyicilerimize? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme evet. Instagram adresini. Sizce Sevil Hanım dönmeli mi? Onun teklifini kabul etmeli mi? Bugüne kadar yaşayan, çünkü sevgililer arasında, karı koca arasında bazı tartışmalar oluyor. Siz de imam nikahı kıymışsınız. Resmi nikahlı eşiniz değil, sevgiliniz. Affetmeli mi, affetmemeli mi Necmettin Bey'i? Yani Sevil Hanım sizi... aranızı da bozmak istemiyorum da ben şimdi. Yoksa bozacağım yani. Allah razı olsun yavrum. Şimdi güzel bir sürprizim var. Bak güzel bir sürprizim var. Ağzımdan bir şey çıkarsa bozacağım aranızı da. Bizim sürprizim var söyleyeceğim. Onu dedim kendi kendime yani dedim kendisiyle konuşayım. Sürpriziniz var. Biz de öğrenelim sürprizi. Olmuyor. O zaman bir forsiyonu kalmaz ki. Ev mi teklif edeceksiniz? Yok canım ben öyle. Ya ben onları başka bir diyeceğim var ona. Söyleyeceğim var. Bak çocuk da ya. Mehmet'i mi soracaksınız? Yok Mehmet'i soracağım. Onun oğlunun benimle nasıl sevdiği, nasıl 3-4 kişiyle yaşadığı, onun oğlu nasıl beni sevdiğini, hiç beni kimseye değiştirmedi. Onun o kendi Salih'e ne bizim için kendi ikimizin arasında ne anlattığını, Salih
her şeye sahip olmuş, onu nasıl azarlamış. Bunları ben söylemedim. Dedim. Siz Sevil Hanım ama geçen gün dua da ettiniz. Bir dediniz ki bana borcu var. Buraya geldiğinizdeki amacınız sizin şu değil miydi Necmettin Beyciğim? Siz bize açık ve net şunu söylediniz. Evet. Dediniz ki beni Sevil Hanım evlilik vaadiyle dolandırdı. Paralarımı aldı. Evet. Başka erkeklerin de canı yanmasın. Evet. Başka erkekleri de dolandırmasın dediniz. Öyle. Sevil Hanım sizin karşınıza geldi. Ben kimseyi dolandırmadım dedi. Ve Sevil Hanım'la ilgili sizin dışınızda başka Sevil Hanım bizi dolandırdı. Bizi ağına düşürdü diye bir şikayet. Biz şu ana kadar aldık mı arkadaşlar Pınar? Mehmet'e sor. Pınar'cığım aldık mı böyle bir şey? Mehmet'e sor. Yok diyorlar. Mehmet'e bir telefon edin. Ha, iki erkeksiniz sadece. İki. O daha önceki erkek arkadaşı. Tabii Mustafa'ya sor. Onun ama bak, boşanmış şimdi, kocası. Ama bak. Boşan çocuğun babası. Hı. Sonra bir Mehmet çocuğun de birlikte. Çocuğun babası eve gelmeye hakkı yok ki. Yani Necmettin Beyciğim. Evet. Necmettin Beyciğim. Evet. Şimdi çocuğunun babası ona bir vefa gösterdiğini söylüyor. Bilmiyorum vefa mı diyor. Ama sonuçta 3 kişiden bahsediyorsun. Evet. Ya yani normalde Sevil Hanım dolandırıcı olsa biz bak yüzünü de buraya geldi açık açık. Onunla ilgili başka erkekler de arardı. Bizi dolandırdı derlerdi. Hani öyle telefon gelmedi. Şimdi öyle gelmedi. Belki adam utanıyor. Belki ailesi var. Bunu rica ediyor. Ben o yüzden diyorsunuz. Bak şimdi adam evli, barklı. Kalkıp da mesela Olcay. Nasıl evli barklı değil, çağıracağız eve dedi diye 6 ayda boşanmada o adamla yaşamış. Nasıl diyecek? Olcay kim ya? Mustafa diyorsunuz. Mustafa onun kocası Olcay. Olcay Ordulu Olcay. Ordulu. Liste bile yapmışsınız ya. Tabii. Bak şöyle göstereyim sevgili izleyiciler. Mehmet inceleyeceğiz diyorsun. 5 kişiden bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi bu adam hani o önemli olan o ilk olan. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben bir Sevil Hanımcığım. Yani bu arada Sevil Hanım sizi dolandırdıysa biz sizin hiçbir şekilde kimliğinizi açıklamayacağız. Yüzünüzü ekranda göstermeyeceğiz. Necmettin Bey gibi dolandırıldığınızı düşünüyorsanız lütfen bizi arayın. Sevil Hanımcığım siz de bakın Necmettin Bey açık ve net bir şekilde sizi Almanya'ya götürmeye kararlı. Doğru mu? Bilmiyorum ben daha konuşacağım. Ya ben öyle yani ne konuşacaksın? Dua ettin ellerini açtın yani. Aa, ya Rabbi ya Rabbi tekrar bir araya getir beni ya Rabbi ya Rabbi de demedin mi? Ya o dedim de. Ha işte. Şimdi bak Didem Hanım. Kızgınsın ben, kızgınsın. Ha, ben ama onunla konuşmam lazım. İkimiz bir yerde 5 dakika fazla değil. Mümkün mü? Arkadaşlar. Her şey düzelir Allah'ın izniyle. Bu teklife Sevil Hanım ne diyor? Bir Yasemin'le konuşabilir miyiz? Yasemin'i bir telefona bağlar mısınız lütfen? Ekrandan bu teklifi 5 dakika olsa konuşup öğrenemedik ne konuşacağını. Ya sizin gibi profesör ben size huzurunuzda bazen. Estağfurullah. Ben biliyorum ne konuşacağını da anladım da. Yok elinde bir tane koz var senin onunla ilgili. Doğru mu? Var. Hem de nasıl? Önemli bir koz var. Sen o kozu. Ben onu mahkum etmek istemiyorum. Vallahi bak dün yine ağladım. Evde ben dedim niye bu şu lafı açıladım. Şu anda çok kırılmış Yasemin. Evet. Yasemin kendisiyle Sevil'le konuşuyor. Çok kırılmış, çok üzgünmüş. Dolayısıyla şu anda konuşmak istemiyormuş. Bir dakikanı istirham edeyim. Çok güzel. Konuşmak istemiyor. Bak biz senet yaptı, sepet yaptı polisin yanında evinde çıktık gittik. De ki sen niye ertesi gün Necmettin'i dükkana davet etti biz tekrar 10 gün beraber olduk. Söyle çocuk nasıl bizi yakaladı? Çocuk bak ben vallahi şu anda sizinle konuş. Sizle çok kırgın ve konuşmak istemiyor. Tamam. Sizin elinizde de anladığım kadarıyla yani ben bu programı boşa yapmıyorum. Anlıyorum sizin. Elinizde bir koz var yani. Gördük açık ve net ve onu söylemek istemiyorsunuz yani. Ben de bu işi yeni başlamadım. Bak. Ama o koz elini kolunu bağlayacak hanımefendinin. Didem Hanım. Özür dilerim. Bunları incele. Allah'ın izniyle bende yanlış olmaz. Çünkü ben size huzuruna geldim şaşırıyorum. Estağfurullah yok, şaşırma. Değil. Bu stüdyondur. Böyle bir bu kolay. Ne ya? Bir sürü mektup. Bunları hepsini. Ay yeni şeyler. Oturur musunuz lütfen? Tabii. Lütfen oturun yanınıza. Yanlış olma. Ya bu, peki o elinizdeki koz bu mektupta var mı? Var. Yok orada yok. O koz yok. Öyle yok. Öyle sana bildirmek yok. Öyle mi? Tabii. Onun bir açığı anladığım kadarıyla. Ama siz onu yaparsanız bir kadın size yani Sevil Hanım size eyvallah diyecek bir kadın değil yani. Ben bunları inceleyeceğim sonra daha detaylı. Tabii sonra inceleyeceğim. Çok da Allah'ım bunlar ne kadar not ya. Ya bunlar onlar boşu boşuna yazılmaz. Bu ne sevgili izleyiciler? Ya bugün onlar boşu boşuna yazılmaz. Demek ki bunu yaşamışım.
Ya not almayı seviyor musunuz böyle? Ben de yazarak çalışmayı severim. Biz sadece sizin buraya geldim not almayı. Ben de böyle benim ilk hanımın bu kadar defteri var. Benim ilk ikinci hanım 21 sefer beni Türkiye'ye getirdi, götürdü. Şimdi onu da bir gün çağıracağım Sevil Hanım. Sevil Hanım şu anda çok kırgın ve sizle evet. konuşmak tamam. istemiyor. Kırgınsa konuşmak istemiyor. İstemesin. Bana beniyle 5 dakika konuştun yalnız. Ondan sonra bende özür dileyecek. Biliyorum. Olay bitti. Ekranlarda yapmasın, bunu arkada yapsın. Ya arkada değil ya, ben ipucu verdim size. Ama o da sizden özür bekliyor. Geçen ben de yaparım. 375 sefer yaparım. Şimdi bir önce ilk adımı siz atın, bir özür dileyin o zaman madem öyle. Ben özür dilerim sende. Delikanlı adam, hani bir bayandan muhakkak özür dilemek bir nedir? Bir şereftir. İyi güzel. Doğru kelimeyi buldum. Evet. Ben sende özür diliyorum. Sevil Hanım, tekrar özür diliyorum, tekrar özür diliyorum ama yalnız rica ediyorum ikimiz 5-10 dakika konuşmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bak sana ipucu veriyorum. Bir de İp Salih'in ucu. Nasıl bizi gördü, bak söylemiyorum. Bak seni çok rica ediyorum, bak söylemiyorum. Salih'in bizde evde nasıl yakaladığı, Salih... Bak Salih her şeyi çocuğu buraya çağıracağım. Ben diyorum ki bak bir daha rezil olsa olma. Var, çok var. Derdim çoktur. Seni sevdim. Sen kendini başka çırtatelle oynattırdın beni. Rica ediyorum. Ben 3 sefer arabada yattım Sevil. Rica ederim. Ama bunu hangi vicdan, ben o gün dükkana geldim. Bundan sonra kaç sefer senin dükkanın önüne geldim? Rica ettim. Ayağını öptüm. Elini öptüm. Dedim gel yapma. Bak beni, ben kimseye hayfimi bırakmam. Ben kanuni yollarda ararım hakkımı, hukukumu. Anlatabiliyor muyum? Vallahi özür dilerim. Şöyle söyleyeyim. Ben pazar günü evde miydim? Çarşıya gittim. Hani ben... Pendik'te. Evet. Bir baktım vallahi böyle Kur'an-ı Azim. Bir baktım bir iki çocuk. Abi dedi sizi televizyonda gördü. Dedim buyur baba. Abi dedi sen o senetleri bize ver, biz işini hallederiz. Allah abi dedim kurban ol, sen ne yapıyorsun? Bir baktım orada 3 kişi bana dedi ki %40'ı bize vereceksin ha. Allah abi dedim kurban ol, yeğenim gidin. Bak benim kafam bozuk. Siz paranızı istemiyor musunuz geri? He? Paranızı geri istiyor musunuz? Bir dakika müsaade, ben bu adamın işini bitireyim. Adamı boş ver. Adam da benim önümü kestirir. Tamam dur bir şey söyleyeceğim. Şey herhalde bu senet kırıcılar nedir? Beni yakaladılar. Ben de bir kardeşim size rica ederim. O benimle ailemin arasındaki bir davasa ne konuşuyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ecem. Siz Sevil Hanım'a verdiğiniz paraları geri istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer anlaşmasa ben onunla konuşurum, ona göre söyleyeceğim. Ona göre söyleyeceksiniz. Tabii. Ona göre tabii alacaksınız. Önce konuşacağım sonra. Peki yani bu ikinci günkü tekliften sonra ben şu anda gördüğüm kadarıyla Sevil Hanım çok kırgın ve çok üzgün ve sizle bir araya gelmek istemiyor. Bugün de sizi dinlesin. Bakalım ama ben zannetmiyorum ya. Ya canı sağ olsun, olmasa da. Ama elinizdeki onu, kozu biraz ucunu gösterdiniz de. Tabii şifreli konuştunuz. Ben onu koz çok var elimde. Onu utandırmak istemiyorum ama yeter. Sevil lütfen düşün taşın. Bak benim elimde çok kozlar var. Bak her şeyi konuşamıyorum. Sen o çocuğu mahvetmişsin. Ya Allah aşkına bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle tehditle, kozla. Değil. Bak tehditle, kozla. Kozla değil. Ama dönmez ki bir kadın sana. Dönmese, döner mi? Dönmez yani. Dönmese o da üstüne. Ben bir şey... Burada ne diyor? Mehmet kaçıyor. Mehmet kaçma kardeşim. Kaç yaşındasın kardeşim diyorum sana ama. Kaç yaşında? O kaç yaşında Mehmet? Vallahi ben bilmiyorum. Unuttum bilmiyorum. Sizin yaşlarda mı? Yok. 55 yaşında falan. 55 var. Allah'ım neyse tamam. Aa, diyor, sor. O adam A'dan Z'ye kadar size anlatır. Ama şu anki yanıtı ben çok kırgınım. Onunla konuşmak istemiyorum. Siz mesajı verdiniz bakalım artık son karar. Benim yapacak başka bir şeyim yok. Tamam Necmettin Beyciğim. Teşekkür ederim. İyi bence, yayınlar. Bence Almanya'daki eşinizin değerini bilin. Buyurun. Evlenmeyi peki geri dönmez evlenmeyi düşünüyor musunuz? Ben onunla konuştuktan sonra olur. Hay Allah'ım yarabbim. Tamam buyurun. Teşekkür buyurun. İyi yayınlar. Sağ olun Necmettin Beyciğim. Şimdi sevgili izleyiciler, çok önemli bir gelişme var. Giresun'un Nurhan'la ilgili birazdan ondan haberdar olacaksınız ama annesini çağırayım. Önce Suzan gelsin, sonra kocasını Savaş'ı ve Savaş'ın amcası Emir'i çağıracağım. Önce ama Suzan Hanım bir gelsin, o gelişmeyi hep beraber sizlere aktaracağım, öğreneceksiniz. Buyurun lütfen Suzan Hanım. Canım ya. Ne?
Merak etme, yetkililer çok hızlı çalışıyorlar. Çok, i̇nşallah, çok, inşallah. Çok... Onlara güveniyorum, adalete güveniyorum, adalete. Çok merak ettim. Size, evveli Allah'a, sonra sizlere. İnşallah başaracağız. İnşallah, inşallah. Şöyle geç lütfen. Şimdi kocası Savaş da gelsin lütfen. Savaş, amcası Emir'le beraber o gün yaylaya gittiğini, saat 15.30'da gittiğini söylüyor. Karısı da ona, Nurhan da ona el sallamış. 11 Haziran 2011 yılından beri, selam 2021 olayım. Yılından beri kayıp. Merhaba Savaş. Merhaba. Selam, sağ ol Emir'cim. Teşekkürler. Yerinizi alın, önemli gelişmeden birazdan haberdar olacaksınız. Ama burada bir anne gözümün içine bakıyor. Fakat gözümün içine bakmadan önce ben sevgili izleyiciler gerçekten dün maalesef bu sabah bu habere uyandık biliyorsunuz. Yani medyayı takip edenler yakından görmüşlerdir. Aynı günde, dün aynı günde, yani dün günlerden neydi? Salı gününde sevgili izleyiciler 7 kadın vahşice öldürülmüş, hayatını kaybetmiş. İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Sakarya'da, Erzurum'da, Adıyaman'da. 7 kadın aynı günde maalesef cinayete kurban gitmiş. Ve 2,5 yıldır da ortalarda olmayan bu kez Nurhan'ı konuşuyoruz. İnanılmaz üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Çünkü Nurhan'ın dosyası da artık bir kayıp dosyası olarak nitelendirilmiyor. Bir cinayet olarak değerlendiriliyor. Ben hemen yeri gelmişken şunu da hatırlatmak istiyorum. Sevgili kadınlar, lütfen ama lütfen Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve İçişleri Bakanlığı'nın çok önemli bir uygulaması var. Bir aplikasyon, cep telefonlarınıza KADES uygulamasını indirin. En ufak bir şüphe olduğunuz anda KADES'e butona bastığınızda acil müdahale uygulaması biliyorsunuz. KADES'e bastığınızda en yakın polis neredeyse hemen size yardıma geliyor. Şahane bir uygulama. Lütfen KADES'i bu noktada hemen hatırlatmak istedim. Çok çok önemli bir uygulamadan bahsediyoruz gerçekten. Şimdi burada bir anne de gözümün içine bakıyor. Konuşacağız Savaş. Çok önemli gelişmeler var. Birazdan haberdar olacaksınız. Sevgili Emine Hanım. Emine Hanım'ın kızı Emine Hanım Antalya'dan yayınımıza geliyor. 46 yaşındaki evladı Esengül Kayalı 3 Şubat'tan beri kayıp. Çok olmuş ya Emine, evet, Hanımcığım. Evet. 25 yıllık evli ve 3 çocuk annesi. Evet. Şimdi önce aslında eşi de onu bir arıyor. Ali de onu arıyor. Evet. Sonra anladığım kadarıyla Ali de onu aramaktan vazgeçmiş. Evet. Karısı Esengül'ü aramaktan vazgeçmiş. 25 Şubat'tan beri hiçbir şekilde evladından haber alamıyor musun? Yok. Emine Hanımcığım. Hayır. Hiç haber alamıyorsun. Hiç. Yani iki kadınla tanışıyor. Bu arada Esengül Burdur'a eşinin hasta halasının yanına gidiyor. Evet. Ama görümcesi Esengül'ü para bile vermeden gönderiyor. Aynen. Esengül de oradan dönerken otogarda kamera görüntülerine de yakalanıyor. İki kadınla kamera görüntülerine yakalanıyor. Evet. Antalya'ya dönmek yerine Isparta'ya bilet aldığı ortaya, evet, çıkıyor. Evet. Yani senin kızın, açık ve net sorayım, yani birinin yanında mı? Yani, hiç bilemem. Yoksa Allah korusun kocası da işte... Yani aramaktan vazgeçtim demiş. Bu biraz beni rahatsız etti. Allah korusun. Bir şey anlatabilir miyim? Tabii başına bir şey gelmiş olabilir mi? Otelde benim kızım beni aradı. Hı. Küçük kızım. Evet. Anne dedi, Mehmet Ali eniştem diyor ki boşuna gidip aramasınlar. Onun yerini ben biliyorum. Hı. Nerede olduğunu da biliyorum. O zaman size söylesin, annesine söylesin. Bana söylemiyor. Kızıma demiş, kızım bana söyledi. Evet, inşallah öyledir. Ben yerini biliyorum. Affedersin, başlarını tavana da vursalar gelmez. Üstüne bir bardak su içsin. Ha, kızının üzerine bir bardak soğuk su içsin. Evet. Allah Allah. Ama Suna Hanım şahit. Bütün senin kızın hayatta olsaydı seni aramaz mıydı Emine? Benim kızımı o psikolojini bozdu. Benim şey yapıyor, engelliyor beni, istemiyor beni. Peki şöyle yapalım. Esengül'ün fotoğraflarını giriyoruz. Aynı zamanda Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Instagram'da. Kızınızı araştırmaya devam ediyoruz. Merak etmeyin, onunla ilgili çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki hayatta olsun. Ondan sonra bir şey öyle ya da böyle yalnız kızınızdan bir şey daha haberdar olacaksınız. Onu da çok kısa alayım. Giresun'a devam, evet, edeceğim çünkü. Bucak savcılığına gittim. Evet. Ben kendim araştırdım. Bucak'la Isparta'nın, Antalya'nın arasında mekik dokudum ben. Ama bir haber yok kızım. Hayır. Senin. Sadece Bucak'taki savcı bana dedi, kızın yakalanmış dedi. İfadesi alınmış, tekrar salınmış. Beni annemgile babamgile aileme vermeyin demiş. Şu anda ama öyle bir gelişme olmadığını biliyoruz. Biz üzerinde çalışıyoruz. Merak etmeyin. Yani size niye gelmek istemiyor? Hepsini konuşacağız. Merak etme. Esengül araştırıyor. İşi takip ediyoruz Emine Hanım. Yani biraz daha zaman, lütfen zamana ihtiyacımız var. Ve sevgili Nurhan. Nurhan yani 2015'te resmi nikahla evlendiğin sevgili eşin. Sevgili eşin Nurhan maalesef Savaş. Yetkililer tarafından hayatta olmadığı değerlendiriliyor.
ve bu bir cinayet olarak değerlendiriliyor. Çok önemli bir çalışma var, ondan birazdan haberdar olacaksın ama ben şunu merak ediyorum. Sen hep bana şunu söyledin, Suzan'cığım, annesi de perişan durumda. Ben konuşacağım artık dedin. Çünkü oklar sana döndü ve ailene döndü ve amcana döndü. Çünkü babasının bir şey yapma olasılığı var ama az bir ihtimal gibi duruyor. Çünkü senin babanın evinde, sen yayladayken, yaylada olduğunu söylüyorsun. O zaman kayboluyor. Abla zaten yayladayım. Konuşamadım diyorsun. Yok, konuşamadım. Artık konuşacağım, beni kimse tutamaz diyorsun. Şimdi buyur abla, o zaman nerede? Ya, sen biliyorsun, söyle ben bize. Ben yoktum zaten ablacığım. Benim kamera kayıtlarım belli. Hı. Yani bu konuda ben niye ısrar ediyorsun, ben bunu anlamadım. Kameralar yalan mı söyleyecek? Hayır, İnsanlar yalan mı söyleyecek? Sen diyorsun ki ben konuşmadım. Az konuşuyorum. İstediğim her şeyi söyleyeyim. Suzan Hanım'ı görebilir miyim arkadaşlar? Dolayısıyla istediğim gibi konuşamıyorum. Ve ben de artık bildiklerimi söyleyeceğim. Sen diyorsun ki benim ailem, ben, kimse Nura'nın başına bir şey getirmedik diyorsun. Doğru mu evet, anladım? Evet abla. Tamam. O zaman sen Nura'nın başına ne geldiğini biliyorsun. Annesi yaptıysa, babası yaptıysa. Doğru söyle o zaman. O zaman onu söyle. Ablacığım, ben ne bileyim, bunlar bana niye iftira atıyor? Ben onu anlamıyorum ki. Senin evinden kaybolmuş. Ya, kimin evinden kaybolmuş? Abla siz nereden geldiniz şimdi? Ya bıraksana kimin ben. Kimin evinden geldiniz? Bak, akıl oyunları yapma bana. Senin akıl evinden. Değil, abla, senin tamam. Evinde gidiyor bu kadın. Sonuçta gece çocukları benim, bırakıp benim gidiyor ya kalıyor. Savaş. Başka evde mi kalacak abla? Karın senin, karın tamam, değil mi? Tamam abla, zaten benim evimden çıkacak. Ya, çünkü gitmeseydi abla o zaman. Geçerdin Yeğli'ye de 2-3 gün, bir hafta anasının yanına niye bırakmadın? Neydi kalmak amacın istemem, da niye bırakmadın diyorsan ne hala ya? Kalmak istemem, ben ne yapayım? Niye kalmak istemiyordun? Ben bir şey diyeceğim abla, şu muhabbetten önce dün bir saçma yine konuşmuş, konuyla alakasız, kızımla ilgili. Kızım çok kızmış, kızımın yanında sakın akrabalarından birisi daha yaklaşmasın. Sen kusura bakma, biz söyleyeyim. Elimizden gelen yardımı yapacağız, şey sen kanun değilsin. Kızımın hiçbir şeye sen ihtiyacı yok. Aynı anası gibi hiçbir şeyle yapamazsın. Bunların durumu sor ya dur, aynen öyle olacak. Hable dur, sıka. Yapamazsın. Ya, ben bunu devletle de konuşacağım, buradan gideceğim. Ne demiş kızına ya? Kızına ne ya, demiş? Ya dün diyor bu oyunu bükük, işte parası yok falan filan. Yalan konuşuyor. Ne yalanı ya? Okuldaki arkadaşı, anladım. Yalan konuşuyor abla. Öğretmeni bana şahsen kendisi dedi. Çocuklarınıza para vermeyin, bak şunu söylüyor, yemek yemiyor. Şunu söylemeye çalışıyor Suzan, diyor ki ya annesi bir dakika, çocuk boyunu öğrenmesin nasıl diye, benim kızımı olacak. Bir dakika, nasıl benim kızımı sıktılar, para vermediler, onu hayatı dar ettiler, özellikle annenin için söylüyor. Her bu kez de torunuma bunu yapıyorlar Murat diyor. Abi nerede? Ha? Murat abi nerede? Murat abi köyde değil mi? Evet evet. Gitsin birebir konuşsun, size bildirsin o zaman. Ben buradayım sonuçta. Nuran hayatta olsa... Nuran değil abla, çocuğa söylesin. Bu hep iftira, her taraf iddia bunların ya. Ana. Çocuğun üstünde de bana gelmeye başlar şimdi. O zaman bacımı bağlan. Senle bacın aynı değil mi? He, aynen. Siz doğrusunuz. Sizin evinde çocuğa sor diyorum ben, bak çocuğa sor. Konuşma çocuğu. Çocuğa sor diyorum ben. Bana sor demiyorum, bak çocuğa sorsun. Çocuk korkusuna. Çocuk korkusuna sizden hep bile yanaşamıyor. Hep bile ha. Varayım zorla öpmeye çalışayım da. Kaynın yanında. Çocuk hep bile boynu bükük, ne zorla sorsun. Zorla orada hepsi sorsun abla. Çocuğu zorla öpeyim. Çocuğu konuşma. İstemiyor ki seni. Ne istemiyor? Sen bana orada saldırdın, saldırdın. Çocuğu ben baktım. Ölüsü geldi ya. Bu karga alıp dediydi ya. Bir ay baktım da komşuların ne dedi? Helal olsun sen yanında dedi. Helal olsun dedi. Ne çocuğu geldiğinde? Hani ya, anam vardı, bakıyordun sen vardı, niye bakmadın? Obuzdan toplandı mı çocuğu geldiğinde bak yaylaya? Gezmiyor, gitmeyeceğim, serbest. Tek başına, yetkili o iş sen. 2 yaş, 3 yaşında çocuğu obuza aldım ben, gittim. Baba, sen mi gittin aldın? O çocuk koşa gine kaçıyor, önüm sıra mahalleye de geliyor, gezmeye. Abla, gidip sorsun hepsine, çocuğa sorsun. Çocukta yalan söyleyecek hali yok, bildiği her şeyi anlatır. Şimdi Emir, bir dakika lütfen sakin olun, Emir. Ben şunu gerçekten çok merak ediyorum. Sen amcasısın, aynı evet. Zamanda da yaşlarınız da yakın. Yani genç de bir adamsın sen. Tamam. Dolayısıyla Savaş seninle dertleşmeyi, konuşmayı seviyor. Seninle zaman geçirmeyi de seviyor. Evet. Sevmese yayladaki evine senin yanına gelmez. Burada da sürekli seninle birlikte olmak istiyor. Doğru. Falan. Senin yanında ayrılmamanı istiyor. Tamam. Sürekli berabersiniz falan. Ben şunu çok merak ediyorum. Yani Savaş sürekli şunu söylüyor. Çünkü bu arada annesi diyor ki Nura'nın böyle bir psikolojik sorunu yoktu. Baba da ben ilk ifademde kızımın gaipten sesler duyduğunu söyledim. Ama beni damadım yönlendirdi çok diyor. Çok akıllı bak, bir... Ya özür bunu ne biliyorlar? Hiç dakika, yani duydun mu eşimiz ne bildiğini bir kere kaybolmuşa gitmiş diye duydun mu? Benim sorduğum soruyu biraz daha benzerini sordu annesi. Sevgili Emir'cim, elini vicdanına koy. Bu tamam. Konu öyle de böyle aydınlanacak. Gerçekten er ya da geç ortaya çıkacak. İnşallah. Ben sana şunu, Nura'nın böyle gaipten sesler duymak gibi, kendi kendine konuşmak gibi, kızın psikolojisi bozuk muydu? Yoksa senin kardeşin, senin yeğenin, senin yengen sanki Nura'nın psikolojisi bozukmuş gibi bir algı mı yaratmaya çalışıyor? Ya ablacığım, şimdi şöyle bir şey var. Bak, soruma yanıt ver. Tamam, bak Bandı şöyle yanıt bozuk vereceğim. Bozuk muydu kızın psikolojisi? Bandı'yı geri sararsak
Dedi ki burada yani hani bu psikoloji şeyi konuşuyoruz ya. Hı hı. Amcası onun öyle olduğunu biliyordu. Sağ söylemedi mi dedi. Neyle olduğunu ya, biliyordum ben. Sen bilmiyor muydun dedi. Madem öyle görüyordun biliyordun psikolojik olduğunu bilmiyor muydun? Sen madem gözün görüyor da niye alamıyordun dedi. Ama ben öyle bir şey konuşayım. Amcanla konuşmak doğru istiyorum. Tamam. Yok diyorsun ama psikolojik sorun yok. Ben yok değilim işte. Yoktu. Ya amcası, sen bilmiyor muydun diyeyim sana. Madem öyleydi de. Amcası biliyordu diye. Öyle olsaydı niye alamıyordun demek istiyorum sana. Ya sen öldü adamı ben nasıl bileyim? Suza, Emir bana söyler Allah misin kardeşim ya? Bir dakika lütfen. Bana şunu söyler misin Emir'ciğim? Nura'nın psikolojisi, lafı dolandırma kurban olayım ya. Psikolojisi nasıldı? Kızın durumu nasıldı? Ben, kendi kendine konuşuyor muydu? Ben kendi kendine benim gördüğüm, duyduğum yerlere konuştuğunu duymadım. Anladın mı? Aferin açık konu. Peki. Bir yerden sesler duyuyorum falan diyor muydu? Yok öyle bir şey de söylemedi. Aferin. Yani ben ondan fazla bir... Yani gurbete gezmeye gittiğim zaman bunun yanında var yadım. Yani çok da gitmedim. Şimdi 15 merak gün. Merak ettim. Bak, bazı... Bir şey söylesen. Söyle. Yani ben bir şey söylesem ona, yani Nurhan'a cevabını gördü. Evet. Bak kendiliğinden. Mesela amca işte şu şöyle bu böyle. Öyle böyle bir şey demedi. Yani. Zaten soru öyle şey sorarsan, konuşma tarzı evet. Yok. Öyle fazla konuşmuyor. Herkes onu biliyor. Soru doğru, sorarsan söyle. Yani öyle şey. Sakin öyle. Ve ben yanımda öyle çok kalmadı. Onu biliyor onu söyledi ben zaten. Benim evim ayrı. Hacer dediğimi yapar mısın lütfen? Çok önemli. Onu lütfen yapar mısın? Dediğim dışında başka onu bir şey ayrı, istemiyorum benim ben. Benim evim ayrı. Ben şunu merak ediyorum. Sen o gün saat 15.30'da gittiğinizi söylüyorsun. Evet. Yeğenine beraber. Gittiğinde yani beraber senin aracınla gittiler değil mi? Evet. Gittiniz. Savaşı tamam. Evet. Beraber taşıdınız. Beraber gittiniz. Beraber gittim. Peki sen daha önce Nurhan senin arabana hiç bindi mi? Önceki gittiğimizde bindi. Daha beraber, önceki? Beraber gittik ya hani iki bunda bir bizde kaldı diyoruz ya. Nerede oturdu? Arabanın neresinde oturdu? Neresinde oturdu? Büyük ihtimal arka koltukta oturmuştu. Önde kim oturdu? Önde Savaş varır, benim hanım varır. Hı hı. Yani pek hatırlamıyorum da öyledir yani. Önde Savaş var, arkada da... Hatırlıyorsa söylesin. Hatırlıyorsa söylesin. Önde babamla ben oturuyordum. Aha. Cam kenarında Nur'a oturuyordu büyük ihtimalle. Senin araba nasıl beraber. Bir araba? Kamyonet, çift kabin kamyonet. Nur'an arkada mı? Yoksa... Ben öyle hatırlıyorum, arkada hatırlıyorum. Arkada derken koltuk mu var yoksa? Koltukta. Koltukta. Çift kabin. Yani 5 kişilik diyeyim sana araba, 5 kişi alasılık. Yani en son 31 Mayıs'tan sonra yaylaya ne zaman çıkıyorsunuz? Yani 11 Haziran'da kayboluyor, bir hafta önce falan arabana biniyor senin. Beraber sen onları yaylaya götürüyorsun, doğru mu anladım? Evet. Bir hafta öncesine kadar. Peki Nurhan'ın kaybından sonra sen hiç aracınla kaza yaptın mı? Yaptı. Yaptım. Ben Emir'e soruyorum. Yaptım. Nerede, nasıl bir kaza yaptın? Nasıl bir kaza yaptım? Şimdi bu hani onlara da bakmıştınız. Karaçuk denilen yerde benim bir mekanım vardı. Hı hı. Gidemedim. Kardan çökmüş. Evet. Bir Ramazan. Gittim orayı onadım bir günde. Nurhan kaybolduktan sonra mı kaza yaptın? Sonra. Bir sene olmuş zaten. Sonra. Ondan evet. Sonra bana birkaç kişi dedi ki bizi aşağı götür. Bizim işimiz var. Ben dedim yorgunum gidemeyeceğim. Evet. Yani üç kere tekrarladılar. Gittim. Bugün de yanımda arkadaşlar söylüyor. Hiç... Yani bir kilo elmayı alıp da Emir abi gelemedi. Gidelim yukarı doğru, diyorlar ya. Kaza yaptın yani. Kaza yaptım. Doğrudur. Nasıl bir kaza yaptın? Aracın neresi zarar gördü? Aracın neresi zarar gördü? Hemen de ön kısmındaydı. Böyle bir... Vurdun mu? Yok. Dereye uçtum. Dereye uçtum. Dereye uçtum. Resimler var. İstersen atabilirim yani. Çünkü olur bekliyorum. Bir dakika Suzan'cığım. Söyle ama söyle. Var. Rüya ben buna olay olduktan sonra rüyamda gördüm bunun şeyini. Tamamdır rüyanı boş ver şimdi. Yani söyledim bunlara. Evet. Şimdi Nurhan'ın kaybından sonra bu ya kazadan önce ya da kazadan sonra aracına bir modifiye ya da araç içinde değişim yaptırdın mı? Aracın içinde bir değişim yaptırdın mı? Önden vuruyorsun arabayı ama aracın içinde bir değişiklik yaptın mı? Yok. Şimdi şöyle kaza yapandan sonra arabanın içinde değişen yeri yok. Düzeltme oldu. Neresini? Arabanın ön tarafını düzelttin. Ön tarafında fazla hasar yoktu zaten. Evet. Ama fotoğraflar atalım. Biz size anlar siz neresi değiştiğini. Ben şimdi öğrenmek istiyorum Savaş. Üst tavanının ön kısmı. Üst tavanın ön kısmı. Üst tavanın ön kısmı değiştirdin. Değişmiş. Koltukları belli. Değiştirdin mi Savaş? Şeymiş. Yok koltuklar aynen. Her şey aynen. Aynı. Yani, döşeme de aynen. Her şey aynen. Nurhan kaybolduktan sonraki içi olduğu gibi aynı mı? Aynen. Hiçbir şey değiştirmedi. Hiçbir şey değiştirmedi. Yani 11 Haziran 2021 tarihinde 15.30'da arabayla yeğenine beraber yaylaya gittiğin zamanki gibi koltuklar, moltuklar her şey aynı. Ön tarafta bir sene sonra kaza yaptın. Evet. Ve sadece tavanda bir değişiklik yaptın. Evet, evet. Başka bir yerinde bir şey değişiklik yok.
Bagajı var mı bu arabanın? Bagajı, o arabaları bagaj dediğimiz üstte oluyor. O açık bir şey yani, böyle kapalı bagajı olmuyor ondan. Kasa oluyor. Kasası oluyor. Aracını satmayı hiç düşündün mü? Düşünmedim. Satsam bir daha alamam ki zaten. Hiç böyle plan yaptın mı? Hiç yapmadım. Çünkü satsam bir daha o parayı toplayıp alma şansım yok. Ben 24.5'ü almıştım, şimdi kaç para? Hiç satmayı düşünmedin? Yok, düşünmedim. 52 bin liraya yaptırırım işte kazadan sonra. 52 bin liralık? Evet. Ön şeyini mi yaptırdın arabayı? Komplesini. Tamir ettiririm yani ezilen yerlerini. Arkadaşlar, o beklediğim şey hazır mı? Bana şunu söyler misiniz? Çok önemli bir gelişme vardı, şimdi ondan haberdar edeceğim sizi. Şimdi ben iki tane çekim yaptığınızı biliyorum. Ekrandan bana bilgi vermediğiniz için ekrandan sormak durumundayım. Bana iki bilgi verir misin? İkisinin de montajı hazır mı? Ne yaptınız? Murat hazır mı? Hemen bütün bilgileri acil istiyorum sizden. Açıklayacağım o bilgiyi. Peki, tamam. Şimdi olayı açıklayabilir miyim o zaman? Açıklayalım. Değil mi? Açıklayalım. Tabii. Çok önemli bir gelişme. Açıklıyorum. Savaş, hep şunu söyledim ya. Yani çok yetkililer çok iyi çalışıyorlar. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri, JASAD ekipleri, senin evinde, Emir senin arabanda inceleme yapıyor. Çok güzel abla. Çok güzel yapsınlar. Vallahi çok güzel. Ne kadar ilerlerse yani o kadar güzel böyle abla. Böyle bir şeylerle gelindiği zaman ben seviniyorum. Hı-hı. Belki bir JASAD dedektifleri, JASAD dedektifleri ve olay yeri inceleme ekipleri. Savaş senin evinde. Senin eşin yapsın evinde abla. Kayboldu ya. Tamam abla, yapsın. Evet. Çok rahatım ben. Yapsınlar abla. Sence ne arıyorlardır orada? Ben aramanın içeriğini daha sana söylemedim. Bilemem abla da hani düşündükleri her şeye baksınlar. Hani kimden şüphelenirse hepsine baksınlar. Tek oraya değil. Her yere baksınlar. Benim burada amacım abla çıksın bir kere ortaya da ondan sonrası daha önemli. Ne incelemesi yapıyorlar biliyor Bilemem musun? Bilemem abla. Senin evinde eşinin kanı arandı. Aransın abla, bulabilirsin bulsun da. Luminol inceleme, mavi ışıkta diyoruz biz ona. Tamam abla. Mavi ışıkta luminol inceleme yapıldı. Emir'in arabası da şu anda inceleniyor. Çalışmalar da devam ediyor. İlk görüntüler elimize ulaştı. Hemen ekranlara getirelim lütfen. Tamam. Tamam. İzleyelim. Şu anda Nurhan Bayram'ın kaybıyla ilgili Boncuk Çukur Köyü'nde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Nurhan Bayram'ın kaybıyla ilgili JASAD ekiplerinin yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Cemal Bayram'ın evinde birazdan bir arama gerçekleştirilecek. Özellikle olay günüyle ilgili detaylar bulunmaya çalışılacak. Evin içerisinde luminol arama dediğimiz mor ışıkla bir arama gerçekleştirilecek ve bu aramayla evde herhangi bir kan detayı var mı, bu bulunmaya çalışılacak. Yine buradan ekipler Emir Bayram'a ait olan aracı da inceleyecekler ve bu araçta da yine Nurhan Bayram'ın kaybıyla ilgili bir iz bulmaya çalışacaklar. Şu anda ekipler buradalar. Birazdan çalışma başlayacak. Evin içerisinde farklı noktalarda ve yine evin çevresinde birçok noktada bu çalışma gerçekleştirilecek. Şu an ekipler hazırlanıyorlar. Gördüğünüz gibi olay yeri inceleme ekipleri Nurhan Bayram'ın kaçtı denilen o pencerenin önünden başlayarak evin içerisindeki çalışmalarını sürdürecekler. Şu anda ekipler siz de gördüğünüz gibi pencerenin önündeler ve pencerenin önünde çalışmalarına başlıyorlar. Nurhan Bayram bu gördüğümüz pencereden atlayarak kaçtı deniliyordu. İşte tam o pencerenin önünde 2,5 yılın ardından olay yeri inceleme ekipleri bir çalışma başlatıyorlar. Şu anda sizler de görüyorsunuz, bu çalışmayı da bizler de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Sadece evin dışında değil, evin içerisinde de ve farklı noktalarda, köyün içerisinde farklı noktalarda da bu çalışmalar sürdürülecek. Sizler de şu anda görüyorsunuz canlı canlı olay yeri inceleme ekipleri. Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve yine Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAD ekipleri burada ve JASAD dedektifleri kontrolünde şu anda çalışmalar sürdürülüyor. Gördüğünüz gibi Cemal Bayram'ın evine giriyorlar ve Cemal Bayram'ın evinde çalışmalarını sürdürecekler. Bizler de şu an vazgeçme ekibi olarak olay yerinde gelişmeleri anında takip etmeye çalışıyoruz. Yapılan çalışmaları an be an kaydetmeye çalışıyoruz ve gelişmeler yaşandıkça tekrar sizlere bağlanarak bilgiler vereceğiz. Olay yeri inceleme ekipleri şimdi Cemal Bayram'ın evindeki incelemelerini tamamladılar ve ekip Emir Bayram'a ait aracın bulunduğu bölgeye geçerek araçta incelemelerini başlatacaklar.
Nurhan Bayram'ın kaybıyla ilgili jandarma ekiplerinin ve olay yeri inceleme ekibinin ikinci durağı ise Emir Bayram'a ait nakliye aracının incelenmesi oldu. Şimdi ekipler Emir Bayram'a ait olan o araçta incelemeler yapıyor. Allah veresin de. Allah bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda senin bir yandan o görüntüleri de ekranlara getirelim. Onunla ilgili daha sıcağız. Hala şu anda aramalar şey devam ediyor. Montajı da çok acil oldu. Emir'in arabasında şu anda inceleme yapılıyor. Bir şey evet. Söyleyebilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Güvencimi harbiden de Allah razı olsun sizden. Evet, rica ederiz. Çok Allah razı olsun. Çünkü beni temize çıkaracak insan sizsiniz burada. Daha hızlı daha iyi çalışsınlar ki. Her şey ortaya çıksın, ondan sonra ben konuşacağım. Peki, sen temize çıkacaksın diyorsun. Kendinden çok eminsin. Çok şükür Allah. Ben abla, bir şey ben yapmadım biliyorum ya. Peki senin ailenden mi? Ailemden bir şey olmaz ya abla. Ya sen evinde karı neye gidiyor Allah aşkına gitmeseydi ya? Gitmeseydi lan. Benim için canımı sıkma. Hay evine, evine. Başka ama bir şey söyle. Ama neye gidiyor ya? Tamam. Başka şu evden çıkmadan başka bir şey söyle bana bakayım. Başka... Bana deli göster. Öldürdü dön deli göster o zaman. Sen söyle sen göster o zaman. Sen söylesene nasıl olduğunu. Bilmediğin bir şey ben nasıl söyleyeyim. Nasıl olduğunu sen ne gitsen söyleyeceksin onu. Sen ben değil. Ben elimden gitmedi sen söyleyeceksin. Ben size güveniyorum abla. Estağfurullah. Önce ben size güveniyorum ama bu yapılanların hepsi her yerde yapılsın. Hı? Her yerde yapılsın yapılanların hepsi. O zaman bildiğin bir şey hepsi. Var. Bir şey saklıyorsun. Yok abla hepsi yapılsın ya. O zaman sen biliyorsun bunu da söylemeyin bize bir tarafta. Öyle ya bildiği o da söylemeyin. Sonra deli da bize çıkaralım abla, ya. Bana iftira atın deli yalıtıyor. Bize rahat et sen de rahat et biz de rahat edelim. Bak kendisi diyorum bak. Bana iftira atın deli yalıtıyor. Senin ev... Ya ne iftira sen evinden gidiyor. Abla sen evinden gidiyor. Başka evden gidiyor. Bir şey sen biliyorsun bunu. Sen bilmen lazım. Bu kızlar da kalıyor. Ya peki. Yeni de bırakmadın getirdin. Geldiniz gittiniz anasının haberi var. Ana soru sormayın bu bana soru sormayın anasının haberi var. Anne niye söyledi bu lan? Bunu köydeki insanlar diyor. Bu kadın nasıl bir kadın ya? Bu kadın nasıl bir kadın? Şimdi... Anasının haberi var diyor köydeki insanlar diyor bunu ya. Sen söyleme sen köydeki insanlar diyor bunu. Köydeki insanlar demedi siz demişsiniz. Bak bütün araştırmalar yapılıyor. Ben temize yapılsın, çıktığımda, yapılacak işte biz ailem temize çıktığında ulaşıyor. Ondan sonra görüşeceğiz. Görüşeceğiz o zaman bakalım nereden çıktı? Sen o zaman bak kim savcıya başlayacak. Sen evinden gideni kim aldı? Sen delil saptırmadan bile sana sen dava açacağım. Sen evinden kim alıyor konuşma! Delil saptırmadan bak delil saptırmadan bile sana dava açacağım. Aç aç istediğin kadar aç. Bak, ben çocuğumu arayacağım. Ben kanunla çocuğumu arayacağım. Sen adam gibi arayacaksın. Sen değilsen sen evinden gittin değil. Başkasın. Sen çıkacaksın adam işte. Çıksın işte illa çıksın olur. Ne için geldik biz buraya? Çıkması için geldik işte. İftira atmaya gelmişsin. Geldiniz günler. Evine gitti demiyor ama biliyorsun hiç biliyorsun haberi bu benim karım değil ya. Hangi evden çıkacak? Gece o saatte nasıl gidiyor bugün nereye kadar gidecek ki sen nereye kadar gidecek? Gitmeseydi ben de gitsen nereye kadar gidecek Savaş? Tamam. Gidecek ya gideceğini söyle. Kaçakay gidemez bayra gidemez yol boyu geçse geçse ya bir tarafa yollarda sinecek. İşte kamera ne işin o zaman? Ya bir tarafa çöme tutacak uğru uyuyup kalacak. Tamam bak illa birisi tamam görecek güzel söyle kamerada ne çıkmıyor? İsmi rengi yok. Tamam yok işte kamerada ne çıkmıyor ben de sana onu diyorum sana. Ben ne bileyim kameralara niye çıkmıyor? İşte, sadece iftira atı başka bir şey değil. O zaman nasıl eve döndün o zaman nasıl ilk kameradan geçmedi sen nasıl açacağım? O bir anne. Tamam ve abla sen de benim de ciğerim yanıyor. İki çocuğum annesi kalmış benim de. Benim de ciğerim yanıyor. Hep hiç umurumda değildi. Hiç umurumda karısı gelen adamlar bak feryat edip de habire gelip de. O zaman Savaş diyeceksin ki ben şundan şüpheleniyorum diyeceksin. Abla bundan şüpheleniyorum diyeceksin. Hatta diyeceksin ki Savaş. Hatta diyeceksin ki. Ve hatta diyeceksin ki babamdan şüpheleniyorum diyeceksin. Ben de anama babama güvendiğim için böyle bir şey olmayacağı için hiç şüphelenmiyorum. Sen yayladasın. Sen yayladasın. Şüphelenmiyorum. Nereden biliyorsun? Ailemin nasıl bir insanını ben çok iyi biliyorum çünkü. Nereden biliyorsun Savaş? Ben biliyorum ablacığım. Hayat bu. Nereden biliyorsun? Tamam da biliyorum abla biliyorum. Ben planlı bak ben planlı program bir iş olduğunu düşünmüyorum. Ani gelişen bir olay karşısında belki senin baban ya da annen zarar verdi eşine. Vermez abla. Nasıl vermez. Eminsin eminim ya? Eminim çünkü abla ben biliyorum ya. Ana işte ne evlenmedin. Eskisi gibi olmayacaktı. Ya kötü bir insanın kötü bir insan tamam mı kötü bir insan lekeli bir insanın illa ararlar. Bak Savaş bir şey söyleyeceğim. İyi insan olduğunu düşünsen bile senin eşin... Düşünsen değil iyi insan zaten abla. Tamam tamam sana göre iyi insan diyelim o zaman. Bana göre değil abla çevreye göre de öyle. Ama senin eşin iki çocuğunun annesi ortalıklarda yok. Hiçbir şekilde haber alamıyorsunuz. Ve nüfus cüzdanında şeyde hastanede hiçbir hareketlilik yok. Yok yok. Yok abla tamam. Yani hayatta değil tamam yani da, ben anladın şimdi niye mı? Farkında mısın? Şu anda eşinin cesedini arıyoruz farkında mısın? Tamam da ablacığım bak sizin demenize göre de bu kamerada niye gözükmüyor bunların hiçbiri ya? Taşımış götürmüş ya da orada gömmüşler. Köpekler niye bulamadı o zaman abla? Evin etrafında döndü köpekler hatırlıyor musun? Tamam. Evin etrafında tamam, döndü. Evin, etrafında evin yakınında bir yerde döndü. Oralarda tamam, dönen döndü. Dönen yerde bulamıyor mu köpek bunu? Ha? Dönen yerde köpek bulamıyor mu varsa orada? O tarafta bir yerde döndü. Ya üzerine bir şey döküldü, bir şey yapıldı. Abla o tarihten bu tarihe yapılan her şeyi incelesinler o zaman. Ha?
İncelese ben rahatım abla. İnceliyorlar işte. Tek taraflı olmayın. İnceliyorlar ya. Yani. Değil, senlerle gittiği için olay. Tuncay Hanım buyurun lütfen. Şunu sormak istiyorum sana. Dün konuştuk ama bu bence de önemli bir detay. Sen eşinin gayipliğinin 5 yıl olduğunu niye araştırdın? Araştırma değil abla, ben tek korktuğum şeyi size açık açık söyleyebilirim ben. Bir anda piyasaya çıkıp da çocuklardan hak talep etmesin diye. Başka hiçbir amacım yok benim. Savaş, peki sen boşanmayı neden düşündün? Çocuklarımı almak için. Öncesini hiç boşanma... Sen ura! O 9 ay kanında 12 ay sütünde o gezdirdi. Heple başındaydıyız, sütlerinde gezdirdi. Çerdiği sütüne, tarı sütüne onu... Bunu bıraktın da getin ağzına... Ağzımda güzel. 1,5 yaşında bir çocuğu emerken bırakarak giderden ana olmaz. Geç o işler. Bura nereye gitti? Bulunacak işte. Bura senin evinden gitti. Senin evinden ne diye gitti? Gece gününde gidiyor o geçse. Özür dilerim Savaş. 1,5 yaş kızından mı bahsediyorsun? Anan bakarım ben dedi. Onun etceği sen et dedi. Niye o zaman devam ettin bu evliliğe? Neden devam ettin? Ya yalan söyleyin. Hayatı yalan. Bir dakika. Şu anki ne diyorum ben? Evvel çocuğu bırakıp gitti işte. Nereden biliyorsun gittiğini? Bilmiyoruz. Abla camdan niye çıktı bu kadın ya? Nereden biliyorsun camdan çıktığını? Söylenenler öyle işte. Kim dediğini baban söylüyor ya. Tamam, ben bilmiyorum onlar... ki. Çocuğum da görmüş. Ya Savaş çok özür dilerim, çok saçma. Gitmek hazırlığı yapıyor. Hiç valiz hiçbir şey yok. Abla bak. Gitme hazırlığı yapıyor. Gitme hazırlığı diye bir şey yok. Örtülü mutasip bir kadın. Tamam. Gitme hazırlığı yapıyor. Başörtüsü tamam. Oraya düşüyor. Başörtüsünü almıyor. Hayatın işine bak oldu yani. Işte, olan bir şey var demek ki abla. Bulacaklar bunu. Bak Savaş, farkında mısın? Abla ben size bir şey diyeyim mi? Bak, vallahi şey... hayatta değil, öyle görünüyor yani. Ben bilemem abla bak. İnşallah sizin, yani. Bak sizin mantığınıza göre bir kadın. Ben de mantığıma alıyorum. Ya başörtüsünü yarın. Az bir şey diyeyim abla, bir dinler misiniz? Bir kadın. Ben mantık ama mantık konuşacağım. Evden gidiyorsam telefonumu alırım. Almamış. Üstüme para alırım. Almamış. Almamış. Bursa'da da almadı ikisinde de. Ha? Paranın yerini bildiği halde almadı. Telefonunu evde bıraktı gitti. Başörtüsünü yere attı gitti buna, mi? İşte bir şey yapıyorsunuz ha. Üçünde de aynı şeyi yaptı bu. İşte bir şey yapıyorsun ha. Ama sonrasında. Abla başörtüsü başında da var. Ha? Ne bileceğiz ki? Başında da vardır belki. Sen eksik bir şey yok diyorsun. Bilemem ki abla ne oldu ne olmadığını ya. Camdan aşağı iniyor. Çok da fazla yüksek bir yer değil. Yani valiz yok, hiçbir şey hazırlamamış. Hazırlığı yok abla işte, onu diyorum ben de size. Hazırlık yapmasa lazım kaçmak isteyen bir insan ya. O yüzden ya. Ani gelişen bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Vallahi ben öyle sanıyorum. Ani bir kavgayla. Çocuk var abla, çocuk hava görmeyecek mi ya? Siz de konuşuyorsunuz ama çocuk var diyorum ben size. Sen çocuk bazı ilaçlardan bahsediyorsun. Belki çocuklar uyutuldu. Çocuklar uyutuldu mu? Bilmiyorum. Kalkarsa da çocuk abla. Siz bak. Bak sen bir şey söyleyeceğim. Bana ısrarla dedin ki psikolojisi bozuk. Boyuna devlet bozuk. devlette ya da özelde bir reçete yazıldı. Şimdi senin bahsettiğin ilaç yeşil reçeteyle satılan bir ilaç. Senin evinde olan ilaç. Ama o yeşil reçete ne devletin kayıtlarında var ne özel hastanenin kayıtlarında ben var. Onun üstüne yazıldı abla. Ben ondan eminim. Biliyorum. Yok çünkü. Ama kayıtlarda yok Savaş. Kayıtlarda yok ya. Bilemem abla. Ben üstüne üstlük telefonu daha çünkü öncesinde... Çünkü ben götürdüğümü eminim. Biliyorum çünkü. Ha? Ben götürdüm hastaneye onu. O dedi bir şeye kablo bağlattım işte. Madem bu kadar psikolojisinden şüphe ediyordun da niye tıfa götürmedin de bir rafur alıp da meydana şimdi gözümüzün önüne dikip dendik söylemedin? Valla Savaş sana şu kadar söyleyeyim kardeşim. Ben şimdi bugünkü JASAT ekiplerinin çalışmasını bekliyorum. Bekleyin ben de bekliyorum. Sana bir ipucu vereyim için. Kızının ifadesiyle ilgili. Tamam. Tamam mı kardeşim? Tamam ablacığım. Kızının ifadesi senin babanın anlattığı gibi değil. Tamam nasıl anlatsa o şekildir. Hı-hı. Tamam. Tamam. Yok söylemeyeceğim arkadaşlar merak etmeyin. O kadar söylüyorum. Tamam abla sıkıntı senin yok senin babanın sana. Annenin anlattığı gibi kızın anlatmıyor olayı. Ya, kızım da gördüğümü anlatmıştır o zaman. Evet. Ha, doğrudur. Tamam. Senin kızı, unutma, senin kızın gördüğünü anlatma. Bak bu kelimeyi unutma. Bak o zaman doğru derim. Tamam işte bak bakalım. Bu kelimeyi unutma abla. Unutmasın. O zaman şeydi daha. Ben zamanında bak çocuğu dedim psikologlar al dedim. Hani konuştu dedim çocuk ne anlar. Bu kelimeyi unutma. Ne çocuk ne anla dedim. O zaman çocuk ne anla dedim. Ne dedim çocuk ne anladın. Ben senin bütün yalanlarını ortaya çıkaracağım merak etme. Bir de sır diyorsunuz abla. Benim Allah'a çok şükür sırrım mırrım yok. Sırrı olanlar düşünsün. Varsa yani, Nuran'ın bilemem. Ölümü kimin işine yarar sorusunu benim soruyoruz. Benim işime yaramaz abla ya. Ne işime? Benim ya senin karın geliyordu Allah aşkına. Senin karın geliyordu. Ne huzuru ya? Sürekli gidiyor buna o iyi gider geziyorsun. Senin karın çocukların anası bu bilinçli yani. Bunu ben zaten kendi üstüne öyle. Ben senin halinden hareketinden şu bir... Bir dakika. Huzuru mutluluğun vardı öyle mi?
Bir dakika Suzan'cığım. Bir düzenim vardı ya Bursa'da. Ya, ya hadi canım, ne huzuru mutluluğu, huzuru mutluluğu var. Kadın iki defa evden kaçıyor. Huzuru mutluluğum var. Hoca sözde bir tır şoförünü çağırıyorsun. Tır şoförü ya. Adam tır şoförü ya. Ondan medet umuyorsun. Adamı eve getiriyorsun. Huzuru mutluluğu var. Tamam mı? Kadın o evden taşınmak istiyor. Annenle babanla yaşamak istemiyor. Daralmış. Sen ısrarla onunla yaşa diyorsun. Annem, ne huzuru ne mutluluğu annem, Savaş. Annem babam zaten yoktu o zamanlar. Ay, onu demiyorum. Yoktu. O evde senin sıkıntılı yengenle, Kader miydi yengenin adı senin? Neydi? Kaderle yaşamak istemiyor. Ya onun keyfine mi her şeyi ya? Demek tamam ki huzurlu ya. Ve ben mutlu değil misiniz? Şey abla. Ben bak, de size bak, açık, ben, Savaş. Tamam açık konuşayım abla. Huzurlu değilsiniz, mutlu değilsiniz. Ben sana bir şey söyleyeceğim abla. Bunları bana çıkartacaksınız. Bu komşuyu bana çıkartacaksınız. Silah muhabbeti, kader muhabbeti, yalan iftiraları var ya, bunu çıkartacaksınız bana. Amcam ben silah teyin etmeye çalışmışım. Sen kızı bul, kızı onları bırak. Sen kızı bul, senin zaten hayatın dedikodu. Seni bu... Konuşuyor. Yine ben sıkıştı. Zaten bıktım bunun böyle konuşmalarından, alfırsa bir konuşmalarından ya. Ben Allah var, gam yok diyorum. Çok şükür. Senin elinden gitti, bunu var. Yaratıp bana getireceksin. Bulacağım, şahitlerim onu bulacağım. Şahitlerim de var. Benim çocuğumu ben bana getireceğim. Evden, iki kere evden bir kadını gururumu yerli altına alıp evime sahip çıktım. Bu kadar gururluysa bir defa da bile... Bu hocayı getirdikten sonra defa geçti ya o kız evden. Çıktım. O zamana kadar getmeydi tamam ya. Sahip çıktım, siz de sahip çıksaydınız. Niye? Ha, o doğru bak, sahip çıkmamışlar. O kesin. Ya biz işte uzak değildik, o kadar o var ya. O kesin. Ne bilelim işte, biz öyle olacağını bilseydik. Bir şey söyleyeyim. Benim ağrım hiç değiliz, uyak edemesem de. Aileler, yakınları, sevdikleri kadınlara, sevdiklerine kol kanat yerseler, erkekler bu gücü kendilerine hayatta bulamazlar. İki kere iki öyle dört. Öyle olacağını bilse miydi? Anneleri ve babaları. Bak anneleri ya da babaları. Tamam eyvallah. Erkek gücü kadın gücü diye bir şey yok abla. Öyle eşit, öyle. Eşittir. Erkek gücü kadın gücü diye bir şey yok, eşittir. O başka. Eşittir abla. O yüzden bu memlekette dün 7 tane kadın öldürüldü. Bak ne dedi? Canilik abla. Dedim hanım, dedim canilik. Ki buna evet. Bir şey sorabilir miyim? Bak kahretsiz. Ablacığım ben diyorum bak. Dedim, ablasını yanına götür götür. Söylüyorum abla. Dur bir şey, aynı anda konuşuyorsun Suzan, söyle. Açtır onu dedim. Acı ablasını yanına götür götür dedim. Ben istemedim diye ya. Ben götürmek istemedim. Ya haz etmedim bir insanın yanına gittim abla ben. Ya o açılacaktı. Ablasıyla açılacaktı. Sıktı tableye de sıktı. Sıktı bir çocuğu hatta patlattı. Siz çok ya. Şey bilmiyorsunuz. Hayır, bunlar Seva, her şeyi yalanlıyorlar. Abla, bir dakika. Bak, ablacığım. Seva'yı niye sevmiyorsun kardeşini, ablasını? Anlatamam ki ablası. Söyle. Ablacığım. Bağırıp çağırıp ondan onun için. Bir dakika Suzan. Benim aileme atıp tutana, benim eşimi arayıp da o evi değiştir, o ev köm gibi diyene. Öyle mi kardeşime? Çocuğunun huzurunu bozana. Zaman ilk başladım bu hocam zaten muhabbet olmadan. Zaten sen onlar zaten. Bunda, ya sizin ilişkinizin abla, bozulmasının nedeni onlar mı? Ben bir şey söyleyeceğim abla. Söyle abla demek. Böyle bir hani şey varsa diyorum. Konuşmaları yazılı olarak ve çizili olarak çıkıyor mu abla? Abla bunların çıkartın, benimkini de çıkartın ya. Ama bunlarınkini de çıkartın. Anne ben ne... ...diye konuştum doğru. Ha da elinizde belli. Bak o çocuk oraya vardı, dedim ki sana benim yanıma gelme hakkı, benim yanım geniş. Evimde baktı, bir çöpünüz yok, bir çöpünüz. Burada abi, orada gördünüz yattığınız yere. Bir çeket burada, bir çeket burada, dört tane kişi hava arada. Çocuk döşemenin üstünde mi yattı? Sen varsın, iki tane de çocuk var. Bir hasta kız var, dinle kadar kısırlıkta. O hasta kız orada. Bu bahar odası da belli. Burada aynen gibi tavuk dönmesi gibi burada, tavuk dönmesi gibi burada ya. O çocuğu niye bıraktınız o anda? Benim yanıma konuş, sen de köye geldiği zaman olsun. Ben de olsam bunu alırım. Ben de olsam deliyorum sizin evinizde. Ben. Ben Doğan abla evimin şeyleri... Öyle bir ev ki. Yani. Ekranı çıkmışım. Ekran benim evim geniş dedim ya. Çocukla gelsin serbest dursun, benim evim geniş. Ben Bursa'yım, Bursa'ya. Sen neye konuşuyorsun? Bursa dar. Bir dakika Savaş'ı değil mi? Benim telefonumda ben... Biraderden istedim geldi ama ekranı çıkartmayacağım. Doğan ablaya gösterebilirim genişliğini, büyüklüğünü. Gösterelim güzelliğini bakalım. Gösterebilirim hiç sıkıntı değil Doğan ablaya. Ve bunlar böyle hani... Ekranı niye getiremiyoruz? İstemiyorum abi, benim Bursa'daki evimle buranın ne alakası var? İçini göstereceğiz. Yok abla. Hı? Ben dediğim gibi bütün kanıtlarımla gelelim, bütün şahitlerimle gelelim. Dedüğünle şaşmaz. Haklıyım, haklı olduğuma çok eminim. Hiçbir şey yok, o Süleyman'ın kocası Yeyli'ye geldi şeyde. Yanından geçiyor. Bu adamdan bir şeyin yok. Hiçbir sıkıntın yok. Yanından geçiyor. Orada insan azacık. Sen de bir insansın. Uncuva senin yanına geliyordu. Elinden gelen yardımı yaptı. Karısını gönderdi. Senin çocuğun doğumunda baktırdı da. Orada selam bile vermedi. Orada Savaş dedim. Hiçbir şey etmedi. Ben istemedim dedi. Bir şey söyleyeceğim Savaş. Ben istemedim. Abla bir şey daha diyeceğim. Dur. Ben, bir dakika hani, Savaş. Bir ben tek kelime söyleyeceğim. Tamam söyleyeceğim. Ben kızıma her şeyi yaptım diye. Evimde bir çöpler yok, onu da söyleyeyim size abla. Ne yok? Bir çöpünüz yok. Sandığın içinde yani. Sandığı geç. Sandığımın içinde yataklarımı, şeylerimi,
istiyorum. Bunları da alacağım. Tamam, bıçağı da tüktürmeyeceğim. Ya, ben elimi alacağım. Seninkini istemiyorum. Kız ortada yok, yatak kavgası yapıyorsunuz. Tamam. Bu işte abi. Bunlar böyle hayvan, yatak, para. Hiçbir şeyi yok değil mi? Şey söyleyeceğim Savaş. Şimdi o geceyi konuşalım. Ben imkanım olduğunu yaptım. O geceyi imkanım olmadığını. Şimdi sen 15.30'a gittiğini söylüyorsun. Aynen abla. Şu anda JASAT ekipleri senin evinde, babanın işte evinde. Sen yoksun, öyle olduğunu söylüyorsun. Lüminör inceleme, kan arıyorlar. Ya da başka detaylı teknik inceleme yapıyorlar. Emir'in arabasında da başka DNA incelemesi yapıyorlar. Şimdi Savaş, 15.30'a gittiğiniz kadın el sallamış. 3-3.30 gibi çıktık abla işte. Evet, sonrasında yani 7, kaçta yatar senin baban, annen, aile normalde kaçta yatarlar? Abla normalde hani 11-12 öyle yatarlar ama o gün nedense erken yatmışlar işte. Normalde 11-12'de yatıyorlar. Yani normalde öyle yatarlar. Hani ben olduğumda ben çünkü hani 1-2-3 buluyor benim yatmam mesela. Evet, ama onlar da, evet buyurun. O zaman 10-11'e de o geceye o zaman haberi var o zaman. Bir dakika, Emir senin arabanda yapılan inceleme de şimdi ekranlara bir hazırmış, arkadaşlarım onu getirdiler. Tamam, şu anda JASAT ekipleri, dedektifler, olay yeri inceleme ekipleri evde bitirdiler sayılır. Şimdi Emir'in arabasındaki inceleme ekranlarınıza gelecek. Hoş geldiniz. Şunu bir daha girelim. Şu arabayı Emir'le bir konuşmak istiyorum. Savaş'a sonra o soracağım. Şimdi bu arka tarafta mı taşıdın sen Nuran'ı? Yani ilk gittiğin yaylaya işte kaybolmadan önce gittin dedin ya. Bak açık kapı var. Arka kapı dediğimiz o. Evet. O tarafta. Yani arka tarafında. Hı hı. Orada. Yani ben şoför hariç iki kişi burası alıyor. Üç kişi. Daha kısa istiyorum Pınar. Çok uzun. Çok kısa istiyorum yani. Şimdi... arabanın ön tarafında değişiklik yaptın. Arkadaşlar bir arabayı genel bir görelim, yakın görmeyelim. Bir arabayı bir genelden bir ilk planı bir dondurur musunuz? Bu değil arkadaşlar. Bu değil, yakın görüyor şu anda. Ben arabayı konuyorum. Böyle dondurun lütfen. Dondurun. Tamam. Şimdi bana tarif et, neresi sol tarafında mı oturuyordu? Arabanın sol tarafında mı? Sen değişikliği arabanın nerelerinde yaptın? Bir daha söyle bana. Değişikliği şu anda çadır var, gözükmüyor. Ön tarafın, yani zaten usta da bana öyle söyledi. Ön tarafı kurtaramadım dedi. Yani... ön taraftan bir kısmı değişmiş. Kalan yerini düzelttim, kurtarırım dedi. Ondan sonra boyandı. Olay bu. İçeride döşemelerde, yer zemininde başka hiç öyle döşemede bir şey yoktu arabanın. Ha bir çürük yeri vardı. Muayeneden geçmeyeceği için orayı kapatmış. Olaydan sonra arabanın içini hiç yıkadın mı? Ben genelde yalan söylemeyeyim de araba içi yıkamam. Yıkamadım. Yani 2,5 yıldır hiç yıkanmadı araba. Yıkamam. Öyle bazen süpürürüm. Moyaniye de öyle genel giderim. Çünkü benimki yük arabası. Sildin mi arabanın içini hiç? Hiç silmem. Hiç silmedim. Yük arabası olduğu için? Yük arabası olduğu için. Hiç silmem. Kaç kez senin arabanı bindi peki Nuran? Ya o zaman işte Bursa'dan gelirken köye kadar. Bir de hatırladığım Yeyli'ye gittiğimiz zaman. Bu arabayla mı gittiniz siz? Tabii ki. Peki bu arabayla gittiğinizde... yani en son 11 Haziran'da gidiyorsunuz ya siz. Evet. Arabanın arkasında bir şey var mıydı? Arabanın arkasında derken kasayı mı soruyorsun? Kasayı soruyor. Herhalde bir örtü var mıydı kasada? Yok. Görüntüler... benim arabam cıblak. Çadır falan yok. İçinde bir yük mük falan bir şey var mıydı? Ya yük, bir iki çanta manta varsa var. Şimdi hatırlamıyorum. Başka bir yüküm yok. Savaş'ın çantasını arkaya mı koydunuz, yanınıza mı koydunuz? Arkaya koymuştur büyük bir ihtimal. Çünkü içerisi adam olduğu için. Tamam. Benimki de öyledir.
Neyse Savaş, o sorumu ben daha sonra soracağım ama sana şunu söyleyeyim. Kızının ifadesi, kızının söyledikleri sizin söylediklerinizden bambaşka. Tamam ablacığım. Bak şöyle söyleyeyim. Savaş, çok emin konuşuyorsun. Hiçbir şeyden emin olma. İnsanoğluyuz biz. Çünkü sen en son babanın 11-12'de yattığını söylüyorsun ya. O gün işte 8 gibi yattılar. Sen eve 2'de geliyorsun. Yani o kızın öldürülüp gömülmesi için 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 saat. Ben öyle canı olmadıklarına eminim abla. Yine de söylüyorum. Ama bak benim önceliğim şu abla, bak yine diyorum. Bilmeden iftira atarak delil saptırma davasını da açacağım bak. Sen olsun. Bilirsin ama herkesten şüphelenme hakları var, senin de var ama sen şüphelenmiyorsun. Abla ben görmenizi şüphelenmiyorum. Çok ilginç ama. Sizden Allah razı olsun. Estağfurullah. Bu çalışmaları daha iyi, daha hızlı. Geç kalmış bir çalışma. İnşallah. Sen bıraktın geç işi. Şu anda fazlasıyla yapılıyor. Ben bıraktım diyor. Canım ben bıraktım diyor. Sen bıraktın ablacığım, bunu geç. Ablacığım ben size güveniyorum. Şüphelendim de bir hesap. Ben elimden geleni yapıyorum ama asıl iş jandarmanın üzerinde. Komutanlarımızın tamam, üzerinde ablam. Ve savcımızın üzerinde. İnşallah bir an önce ortaya çıkar her şey. İnşallah. Bütün kalbimle diliyorum. İnşallah. Ve Ispartalı Şükür Türkan. 15 yaşında hamile olduğu söylenen, kaybolduğunu hamile olduğu söylenen Şükür Türkan. Yani bugün Şükür'ün dedesi buraya geldi. Birazdan gelecek ama önce babasını çağırayım lütfen. Mustafa gelsin. Mustafa içeri geldiğinde gelsin, çok konuşacağımız çok şeyler var. Dedeyle yüzleşeceksiniz ama kimse kimse hakaret ve küfür etmeden bir yayın yapılsın istiyorum. Bütün gerçekler er ya da geç ortaya çıkar Mustafa, biliyorsunuz değil evet. mi Fatma? Bir ara sonra soluksuz kesintisiz devam edeceğiz. Aynen. Mustafa mı verdi? Kim verdi bu çocuğu para karşılığı? Katil miyim lan? Katilsin sen. Sen katilsin. Şükür Türkan'ı kim yok etti? Hayatta olmayan maalesef bir çocuğu arıyor. Kim haklı, kim haksız göreceğiz. Birlikte yapacağız. Şükür Türkan'ın dedesi ilk kez stüdyoda. Mustafa'nın çocuğu öldürmüş olabileceğini düşündünüz mü? %99 bundan şüphelendim. Mustafa ve kayınpederi Ahmet'in büyük yüzleşmesi. Katilsin sen. Sen katilsin. %99 bu basitti. Dede Ahmet torununa ne olduğunu biliyor mu? Babası kaybetti o çocuğu. Ölüsünü dirisini babası bulacak. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Devam ediyoruz canlı yayına. 10 yıldır ortalıklarda olmayan annesi ve babasının bütün gerçekleri bildiği 15 yaşındaki Şükür Türkan'la devam ediyoruz. Ispartalı kızımız maalesef ortalıklarda yok. Babası burada, dedesi geldi. Dedeyi bir görebilir miyiz? Ahmet Türk Bey geldi. Dedesi de bütün gerçekleri söylemeye, bir anlamda damadıyla yüzleşmeye geldi. Çünkü kızının bir şey bilmediğini, damadının bildiğini iddia ediyor. Fatma bir gelsin lütfen. Şükür'ün annesi bir gelsin. Sonra babasını da buraya alacağım. Gel Fatma. Fatma şunu söylüyor Mustafa. Ben bir şey yapmadım. Kendinden çok emin. Emindir kesin. Emin. Ama sen onun yaptığını söylüyorsun. Aynen. Hala da devam ediyorum. Bu kadar nasıl emin olabiliyorsun? Ben de onu anlamadım bir şey. Biliyor ki emin olabiliyor değil mi sevgili izleyiciler? Bir araya gidelim. Kesintisiz devam edeceğiz. Bu arada JASAT ekipleri Giresun'da Güce, Boncuk Çukur Köyü'nde aramalar yapıyorlar ya. Onun bütün Nuran'ı arıyorlar. Nuran'la ilgili bir iz arıyorlar. Emir'in arabasında, evinde onun ham görüntülerinin bütün görüntüleri olduğu gibi arkadaşlarım şimdi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye koyacaklar. Oradan daha detaylı inceleyebilirsiniz görüntüleri. Bir ara sonra kesintisiz karşınızdayız. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. 5 çocuğunun ve bir eşinin cinayetiyle suçlanıyordu. Hasan tutuklandı ve şu anda da cezaevine götürülüyor. Allah razı olsun ablacığım. Allah senin başımıza iki getmez. Estağfurullah, estağfurullah. Adalet er ya da geç yerini bulur. Ben yoruldum elim. Umarım gelirsin. 17 gün sonra bu yayınlar sonucunda ekibimin çalışmasıyla Helen'i buldum. Helen, ne diyorsun?
15 yaşındaki iki kızımız 17 gün boyunca İstanbul'da Küçükçekmece'de senin evinde mi kaldı? Evet. Küçükçekmece'den geldiler. Asay Şube'den geldiler. İkiniz beraber bu kıza iyi niyetli davranmadınız ve kızın başına bir sürü şey getirdiniz. Kız çocuklarını evde alıkoyanlar, kaçıranlar. Umarım ders çıkartırsınız yani. Gözümüz aydın yani her anlamda. Ama unutmayın, asla yalnız değilsiniz. Yani benim bugüne kadar yaptığım en ilginç yüzleşme, açık söylemek gerekirse. Yani aynen, çok yayın yaptığım. Yani her gün şaşırıyorum gerçekten. Ve size de çok şaşırıyorum ve inanamıyorum. Yani izleyiciler de öyle. Ispartalı anne babadan, ekranda zaten görüyorsunuz Fatma'dan ve kocası Mustafa'dan bahsediyoruz. Evlatları... 4 tane çocukları var. En büyük kızları, 15 yaşındaki Şükür Türkan 15 Şubat 2014 yılında kayıplara karışıyor. Biri kahrından konuşmuyor. Biri de diyor ki ben o zamanki Fatma değildim, şimdi 10 yıl sonra konuşmaya karar verdim. Hayır, Fatma 10 yıl sonra birdenbire konuşmaya karar vermiyor. Bunu da hakkını teslim edelim, her şeyi çok net bir şekilde söyleyelim. Fatma konuşmuyor. Ne zamanki oğluyla olan telefon kocasından ayrılıyor, kocası onu evden kovuyor, kardeşinin yanına Antalya'ya gidiyor, oğluyla olan telefon görüşmesine kardeşi Süleyman tanıklık ediyor. Ama bu arada bütün herkes biliyor mu meseleyi yani? Fatma'nın bütün akrabaları biliyor. Ben şöyle düşünüyorum. Ya Mustafa benim ailem bilmiyor diyor ama yani öyle ya da böyle bu kızın ortalıklarda olmadığını, başına ne gelip gelmediğini biliyorlar mı bilmiyorum. Ama bence Mustafa'nın annesi babası da biliyor. Abileri de. Yani orası küçücük bir yer ya, Isparta'da. Nasıl bilmezler, gözünüzü seveyim ya. Bana şunu söyler misin? Benim özellikle Mustafa'nın o gece saat tam olarak kaçta geldiğini hatırlıyor musun? 15 Yok, Şubat 2000. Sadece 12-1 arası geldi. Onu hatırlıyorum sadece. Başka 12-1 arası geldi. Evet, oralarda. Peki kendinde miydi? Sinirli miydi? Alkol almış mıydı? Yok, alkol bir şey yoktu. Üstünde... Ben şu yaşıma geldim, gelip alkol kullanmış mı sor bakalım. Kullandı mı? Sinirli ya, sinirli değildi dedim. Sadece sakin gibi beni kaldırdı. Çok soğuk kanlı yani, mı? Sinir vardı. Neden sinir vardı? Kız beni şeyle kaldırdı ya. Yani kızı kaybetti, koyup da gittiğinden şeyliydi yani, eve geldi gelmedi diye beni sen sinirle kaldırdı. Yani seni sinirle kaldırdı. Sinirle kaldırdı canım. Sen bu konuştuklarına kendin inanıyor musun? Sinirle kaldırdı, bir de ben dışarı çıkınca zaten oturduktan sonra, ben eve girdikten sonra bağırmaya başladı zaten. Yani sen kızı dışarı gidiyorsun, belki bir yerde sinmiş ya bir şey. Ya ben sana böyle bir kelimeyle konuştum da sen cangaraya niye çıkamadın, niye saldırmadın sen bana? Sana soruyorum, niye hiç saldırmadın bana? Kalk lan bu yürü lan çabuk, bu çocuğun bu kadını niye saldırmadın? Başka boş kapıyor, niye saldırmadın bana? Yalan söylüyor, başka hiçbir şey değil. Her şey sen doğru söylüyorsun değil mi? Boş yapıyor, başka bir sen şey değil. Sen doğruyu söylüyorsun değil mi? Kız bile aramıyor, Didem Hanım. Bütün sürelerini kendin gibi benzettin bütün sürelerini. Onun derdi başka bir şey. Derdi ne? Başka bir şey onun derdi. Başka ne derdi, ne olacak Mustafa'nın? O yaşamak istiyor yani. Buradan sonra çıkıp da yaşayacağını sanıyorum. Hayatını yaşıyor, sevgilisiyle, şu anki sevgilisi hayatını yaşayacağını düşünüyor. Aynen, öyle düşünüyorum. Mustafa sen kızını en son ne zaman gördün? 15 ben Şubat'ta. 3 ay öncesi veya 4 ay öncesi gördüm ben ya çocuğu ya. Düğünde mi gördün en son? Bir düğüne gidiyorsunuz ya halasının. Yok, Isparta'ya gittikten sonra gördüm. Isparta'ya giderken gördüm ya. Isparta'ya giderken gördün? Aynen. Nasıl Isparta'ya giderken gördün? Ya ben iş bulmaya gittiğim zaman, bekçilik yapmaya gittiğim zaman gördüm ben ya. Sen ne zaman gittin bekçilik yapmaya? Ya 3-4 ay öncesi gittim. Düğünde o zaman en son gördün. Yok ya, düğünden ben... önce gördün. Ha, düğünden önce düğün gördüm Temmuz'da. Ya. Yok, düğünden önce değil. Ben düğünden sonra gittim oraya. Düğünden sonra gitmedim bana. Düğünden sonra gittim oraya. Ben bilmiyorum. Ben iş gittiğimi bilmiyorum. Sen düğünden burada sonra demedin mi burada? Burada demedin mi bekçilik yaptığın yerde diye? Dün burada demedin mi? Tamam, hiç... Ya Didem Hanım, bak. Ya en son ne zaman gördün? Ya ben Isparta'ya gittiğim zaman gördüm. Şubat'ın 14'de 16'sına gitti yani. 16'sına gitti. Başka hiçbir zaman işe gitmedi. Yani düğünden sonra evde miydi Mustafa? Evdeydi. Hiçbir yere gitmedi. Isparta. Isparta bakalım beni. Daha Isparta Allah, merak etme sen. Isparta'sın ha. Her şeyi. Benim çalıştığım adamın adı, soyadı, şirketin adı, inşaatın adı, her şey var. Peki sigortalı olmadığın için her şey var, her şey. Ya, onlar da çıkarlar. Ya ben çocuğumu kaybettim de. Ne zaman ayrılır mısın? Ne zaman odaya çıkar? Benim yüzüme bak. Şuraya bakma. Benim yüzüme bak bir. Kızın en son ne zaman gördün? Bak 15 Şubat'ta 2014 yılında Isparta'ya göçünüzü götürüyorsunuz. Köyden göçüyorsunuz merkeze. Doğru. Tamam mı? Tamam. Geleceğim ona da.
Sen o, yani olayda ne kadar süre önce kızını gördün en son? Ya ben en kötü şartta 3 ay öncesinden gittim. 3 ay? 3 ay. Hmm. Bak şirkete çalıştığım resmi ismini hepsini araştırın. Hiç gelip gitmedin mi köye? Gelmedim. Gelmedim. Niye? Ya zaten evli jandarma... Sigortalı mıydı girdiğin iş? 3 ay yok, önce. Yok sigortasızdı. Ya benim icralarından dolayı benim bankaya param sigortam yatmadı. Bir de var mı? Para biriktirdin demeden önce. Para biriktirdin mi demişler? Geldiği zamanlar para biriktirdin de parayı şey ettik mi gettim demedi. Borçtan ödeyeydi bu paralarla. Ya Mustafa siz apar topar Isparta'ya niye gittiniz kardeşim? Diplomayı nasıl kaldırttırdım ya parayı ödemedim de. Mustafa bana bak. Bir sene sonra. Bana bak. Neden apar topar Isparta'ya gittiniz? Apar topar gittik diyor. Apar topar mı apar topar değil ya. Ben de bir ay öncesinden 10 gün 15 gün öncesinden bir ay öncesinden evi tuttum. Bir ay öncesinden. Üstüne... Haberin var mıydı bir ay öncesinde ev tutulduğunda? Beraber gittik. Amca kızı diye yattık. Yani beraber kimin yattın? Göçü götürdükten sonra hayır, mı evi tuttunuz? Hayır, göçü götürmeden iş bulmaya gidiyoruz ya. Hı-hı. İşi bulduktan sonra evi de ayarladık. Ondan sonra köye gittik. İşte eşyaları hazırlayıp Isparta'ya dönecektik çocuğun hepsini. Bunların hepsi bir 20 gün içinde, bir hafta içinde mi i̇şte oldu? İşte bir ayın içinde oldu. Bir ya. Ay içinde oldu. Evet, bir ay içinde hepsi bir yer oldu. Yani sen hamile olduğunu söyledikten sonra bunlar evet, gelişti. Hepsi aynı anda, hepsi bir anda oldu. Yani Mustafa'ya babasının çocuğun hamile evet. olduğunu söyledikten sonra... Evet, ondan sonra toparlandık gittik. Şimdiye öyle. Kadar niye demedin de bugün diyorum bu kelimeyi? Baban mı akıl beydi? Başka bir şey değil. Baban mı akıl beydi? Ha. Ha? Niye bunu buraya ilk sana çıktığın zaman söylemedin bu kelimeyi? Çalışmadığına. Burada bir yıl öncesinden söyledim dedin ya. Merak etme, her şey araştırılıyor. Çalışmadı. Hiç çalışmadı demem. Sadece o gün işte Şubat'ın 16'sında işe yani eşyayı götürdük. O günden sonra kayboldu yani. İşe gitti mi gitti yani başka bir şey yok. Yani ondan önce çalışması malışması hiçbir şey yok. Nereye biz kayboldun gittin? Biz de aynı İspartya'ya gittik. Nereye biz kayboldun gittin? Nereye kayboldun yani gittin? Yani çocuğu evdeydi. Hep hiçbir... evdeydi yani. Evdeydi. Sen de evdeydin. Ben de evdeydim. O da evdeydi. Yani hiç, hiçbir yere işe mişe gitmedi. Kızın anca, hamile olduğunu şüpheli. Anca baba, da kafa bular. Hamile, dikkatli hatırla. Hamile olduğunu Mustafa'ya söyledikten sonra mı bütün bu olaylar arka arkaya? Bak çok önemli bir mesele evet, bu. Dedim. Evet aynen. Yani hepsi arka arkaya, hepsi arka arkaya geldi. Yani Isparta'ya gitmemiz, ondan sonra çocuğun doktora götürmesi falan aynı anda. Sen çocuğun hamileliğini fark ettiğinde çocuk nasıl, yani kaç aylık hamileydi? 15 yaşında ya. Didem Hanım, Didem Hanım bu hamile olmaları, bilmem çalışmadı, bilmem aynı anda oldu, hep üzeri iftira. Şimdi Meryem dedi ki senin amca kızın, sen, onun da işte sen, ikinizin de arkadaşı, onun da kuzeni. Çocuk banyo yaptığında, Şükür banyoya girdiğinde, Fatma da onunla beraber giriyor muydu banyoya? Ben yoğudum ki evde ne bileyim ben. Hayır daha önce diye. Ya daha önce çocuklara. Yani devamlı kendi yıkattırıyordu çocuğu. Kendi yıkayıyordu. Ha, bu kendisi yıkıyordu. Tabii canım. Kendisi yıkıyordu. Ya bir çocuk da yıkayamamış ya hayır. Ben... Nasıl bir çocuğu yıkamadım diyor. Keselemek için bilmem ne yapmacık giriyorsundur canım. Girmiyor musun annesini yani? Keseye falan da mı girmiyorsun? Hayır dedim ben. Çocuk kendisi yıkıyor. Hayır. Ya çocuk da biraz. Yalan konuşuyor ya. Çocuk o mu yıkıyordu? Ya o gün de amcasının kızı demedi mi? Böyle böyle amcasının kızı öyle dedi. Gülsüce nasıl işe gittiyse onu da yalan konuşuyor. Başka hiçbir şey değil. Çocuklardan haberi olmayan şey. Ya Didem Hanım şey, bak işe, benim çalıştığım 15 yaşındaki çocuk normalde ya. Kendisi banyo yapar ama sırtını keselemek için yok, ya da vesaire yardımcı şey. Olmak için. Hayır. Ha? 15 yaşındaki çocuk annesine gösterir mi geldiğini? Sırtını keselemek için. Sen şüphelendin diyorsun hamile olduğunda şüphelendin diyorsun banyoya girdiği zaman niye bir yanına girmedin? Yalan konuşuyor Didem Hanım başka bir şey ben değil. Mi yalan konuşuyorum? Doğrusun sen doğrusun ben yalan konuşuyorum ortalıkta. Havaya bakma yalan. Havaya bakma bana bak. Ben yalan konuşuyorum. Bana bak bana. Ben senin suratını görmek istemiyorum. Senin suratını... Konuş da. Ben suratını görmek benden, istemiyorum. Benden ayrıldıktan sonra benim yüzüme bakma. Bir şey söyleyeceğim. Bedeninde değiş... Anca kafayı buluyorsun. Ben bak sıra kafa buluyorsun. Başka bir şey etmiyorsun. Doğruyu konuş bana. Kafa İftira buluyorsun. Atma. Kafa. Doğruyu konuş. Hiç kusura bakma. Ben doğru konuşuyorum. Doğruyu konuş. Sensin ya yalancı. Ben yalancıyım. Sen ben kendime yalancıyım. Ben yalan konuşuyorum. Ben yalan konuşuyorum. Sana değil. Başka bir şey değil. Doğruları konuş. Doğruları. İftiralar bana diye gelemezsin. Bu iftiralar bana üstüne gelemez. Senkinden doğrusun. Bana iftira atıyorsan. İftira atıyorsan bana karşılığı vardır. Bana delillere gel. Öyle. Bana delili göster. Merak etme deliller hepsi şık meydana. Fatma bana bakar mısın? Şimdi sen çocuğunun istismara uğradığını ya da cinsel istismara uğradığını ya da başına 15 yaşındaki çocuğun birinin bir şey getirdiğini söylüyorsun. Aynen. Kendi rızası olmadan, rıza olmaz zaten 15 yaşında yok, çocuk da. Yok rızası. Şimdi bana, şey şunu, bana şunu söyler misin? Şimdi fiziksel değişiklikleri sonra görme karnı böyle şişmeye yani, başladığı anda ya fark etmişsin. Ama öncesinde şimdi bu çocuk eğer biri tarafından taciz ediliyor, biri tarafından istismar ediliyor, biri tarafından kötü emelleri için kullanılıyor. Eğer bu çocuğun psikolojisi nasıldı? Durgun dedi ama önceden ya. Çok durgun değildi, sonradan mı durgun yok, oldu? Yok aynıydı. Fark eden bir şey yoktu, aynıydı.
Ya ben şüpheleniyordum da ondan tutup da niye bir banyoya götürmedin? Niye banyoya götürmedin? Sakatlıktan başka bir şey değil. Ben götürmesem ben de çağırıyordu doktora beraber götürelim diyeydi. Benim aklım çalışmadı. Niye geldi demedi beraber götürelim doktora diye. Sen gidelim dedin de ben götürmedim mi seni? Ha, böyle iftira atıyorsun sen böyle. Niye araba çağırıp da beraber götürelim demedi, demobilat attı gitti. Niye araba çağırmadı, bir adam daha çağırmadı başına? Ya bak, bir dediğin tutmuyor bak. Hiç benim, hepsi bir tutuyor. Ben baştan ben aynısını söylüyorum. Aynı mı söylüyorsun? Aynı söylüyorum. Sen gibi sattık. Sen ben hadi ben de gelen dediğinde ben seni götürmedim mi? Sen de yedin o zaman. Ben demediysem sen de yedin götürdüm. Silah mı dayadım, bıçak mı dayadım sana böyle iftira atıyorsun? Sen de yedin götürdüm. Araba çağırıp da beraber gidelim diye. Bana iftira atakam, karşında bir ispatlaman lazım bana. İspatlayacak ama. Ama ben her şeyin ispatlayan burada. İspatlayan, yalan çıkar. Bana ispatlayacaksın. Hani ispatladın nerede? Nerede? Hani benim sevgilim? Ben senin her şeylerini ispatladım burada. İspatladın. Daha şurada, elinden bu yana. O bubanlara gelen insan nasıl birbirinizin yüzüne baktınız? Yok. Sadece mesajlar, hiçbir şey yok. O bubanlara nasıl birbirinizin yüzüne baktınız siz? Babası gelecek birazdan ama sen benim önce merak ettiğim bir dakika. Sen nasıl baktıysan milletin suratına ben de öyle bakmışımdır. Ben bakarım, benim alnım açık. Senin alnın açık, zaten açık alnın. Ben bu suçlu olsaydım benim arkamdan gelen olmazdı. Aynen, kimse yok ana arkamdan. Bak benim hiçbir çevrem, hiçbir dostum, amcalarım, memlilerim, hiçbiri benim tanımlaşmıyor bak. Niye? Küsüm. Küsüm. Ya ben bu hatayı yapmışımdır, onunla hata yapmışım, kavga etmişsiniz, küsmüşsünüzdür. Sen burada her şeyi biliyorsun. Bir saniye, evet, bir dakika merak ettiklerimiz var. Bir dakika lütfen. Şimdi burada en önemli kilit isimlerden bir tanesi Hızır. Hızır. Tehdit etti, başka bir şey değildi dedem. Başka bir şeyle tehdit etti. Ya kardeşinden, kardeşiyle tehdit etti de başka bir şeyle kardeşiyle tehdit etti. Başka bir şeyle tehdit etti. Ya arkadaşlar, ben size bir şey söyledim. O dediğim şeyi tamam böyle lütfen. Böyle tamam. Şimdi bana şunu söyler misin? Hızır'la ilgili Hızır'ı niye tehdit etsin? Bilmiyorum dedim ama. Ya ne biliyor? Hızır'la ilgili. Kızıyla tehdit etti ya kendiyle tehdit etti. Kızıyla mı? Kızıyla mı ilgili tehdit etti? Olabilir. Senin de kızın var diye belki de tehdit etmiştir. Yapar. Çünkü ortalıkta zaten kilit isim oydu yani. O çıkar çocuğu götürür. Kızına bir zarar vermekle mi ilgili tehdit bence etti? Öyle bir şey yaptı. Ha, Hızır'ı. Olabilir. Çünkü her şey beklenir. Buradan Hızır'a sesleniyorum. Hızır. O gün mü seslenirler canlı yayında? Ara bakalım şu yayını bir. Ara yayını bakalım bir. Ben seni tehdit etmişim. Ara bakalım bir. Bir şey söyleyeyim. Öncesinde Hızır'la aranız nasıldı? İyiydi dedem. Çünkü geçer gelirken bilen, yani orada bilen çöp şetliğinde bilen çay bilen pişirirdik. Yani dururlardı. Selam vermeden geçmezdi. Kocan evde miydi o sırada? Buna selam verdi, bana değildi tamam. Ama bize yayın öncesinde onu ben açıklamak zorundayım. Mustafa, ya da sen söyle. Mustafa'nın bir iddiası var. O kelimeyi konuşmayın. Niye yok konuşmayayım canım? Başka bir hiçbir şey değil. Yani Fatma. O adamdan öyle bir şey yok. Vallahi ben senin kızının cesedini arıyorum. Her şeyde konuşurum. Belli ahlaki çerçeveler dışında. Konuşun, çıkar o zaman. Öldüyse öldü, dirilse diri çıkarım. Hayır canım, sen söylemedin mi? Yayın öncesi haber müdürüme. Ne söyledim? Hızır'la Fatma'nın sevgili olduğunu söyledin. Yok dedim ben. Ben duydum mu kelimeyi söyledim. Duydum. Ama gözümüne görme bir şey demedim. Yok dedim abi. Sadece gel kafasından uydurma. Kimden duydun bunu? Hızır'la. Ya o konuda bir ilişki kendini bırak. Ama yok çok gerçekten önemli. Belki Hızır'la beraber öldürdüler kızı. Sevgililer ya. Öldürdülerse açıklasın o zaman da yayında ya. Bir dakika şey söyleyeceğim. Hızır'la Allah Allah. Fatma arasında madem sevgilisi, sen niye bunu saklıyorsun? Niye söylemek istemiyorsun? Her şeyi açıklayayım burada sevgililerin hepsini. Söyle. Önce Hızır'ı söyle. Niye, kimi söyleyeceğim? Konumuz Hızır. Geleceğim yavaş yavaş. Ben duydum, kelimeyi söyledim burada. Kimden duydun? Duydum birinden. Birinden. Bir dakika. Şeytanlarla. Ha? Şeytanlarından. Bir dakika. Hızır'la. Duydum, kelimeyi söyleyemem burada. Hızır'la Fatma'nın sevgili olduğunu sana kim söyledi? Ben o adamdan bir şey şüphelenmedim şimdiye kadar. Ama sana biri söylemiş. Yani. Biri sana söylemiş Mustafa. Ya söyledi. Ne dedi? Senin hanımına dedi, onun ilişkisi var dedi. Aa. Tabii canım. Ama ben Hızır'dan hiçbir şey şimdiye kadar şüphelenmedim, şüphelenmiyorum da yani. Bunu sana buraya geldikten sonra mı söyledin? Evet. Önceden mi duydun? Ben dedim, ben Hızır dedim bir kardeşim gibi dedim. Ben o adamdan bir şey şüphelenmem dedim. Peki Hızır'ın sana yanlış yaptığını, o eşyaları da götürüyor. O yüzden mi hatırlamıyor Hızır o iki günü? Ne bileyim ben ya. Ben adamdan bir şeyi sakla dedim mi? Yani senin eşinle sevgili olduğunu köyden biri mi arayıp söyledi? Ya biri köyden biri söyledi. Ama ben dedi, o adama dedim ki ben o Hızır'dan öyle bir şey beklemiyorum dedim. Var öyle bir şey dedi. Ben hala da inanmıyorum Hızır'ın öyle bir şey yapacağını. Peki sen mi sordun yani. O kişi mi sana dedi? O adam beni aradı. Seni aradı dedi ki Hızır'la dedi, Fatma. Hızır'la dedi, senin hanımla dedi ilişkisi var dedi. Oo. Ben dedim ki Hızır'dan öyle bir şey beklemiyorum. O benim kardeşim dedi dedim. Arkadaşlar butona basmıyorsunuz değil mi? Bana bir söyler misiniz? Butona basmıyorsunuz değil mi? İlişkisi olduğunu söylüyor. Hızır'la Fatma'nın baya sevgili olduğunu söylüyor. Aynen söyledi. Ben de dedim ki o Hızır dedim benim kardeşim gibiydi dedim.
Ben ondan öyle bir şey şüphelenmiyorum dedim. İhanete uğramış gibi hissetmiyor musun? Hazır normalde kardeşim. Ya ben gözümle görmedim şeyi, nasıl bir şeydim. Ama bazı konularda mesela kendi size attığım videolar. Atladım. Başka ama erkeklerle. O adam ben gözümle görmedim. Ama sonuçta biri sana Hızır'la sevgili demiş köyde yani. Dedi. Fatma, Hızır'la aranda ne var? Hiçbir şey yoktu bana. Sadece benim jandarmaya çıkıp da buraya çıktığımdan uydurduğu şeyler, başka hiçbir şey değil. Köyden birileri aramış yok Hızır'la ikinizin. Hiç kimse öyle bir şey demez. O yüzden Hızır'ın konuşmadığını yok söylüyor. Yok dedim. Eğer gelsin o dediği kişi de gelsin burada canlı yayına katılsın. Canlı yayına katılsın. İsim ver, bir soy isim vermeden. Vermem ya. O adamın versin. İsmini vermem. Versin. Bir de kanıtlasın. Kanıtıyla geliyor ya, kanıtlasın ondan. Ben kanıtlayamıyorsam sen de bana attığın iftiraları kanıtla. Ben ben senin kanıtlayacak. Her şeylerini bu dedim anama attım. Merak etme, devlet kanıtlayacak hepsini. Afyon'a gittiğini. Beni konuşma, beni konuşma, benim çocuğumu konuş. Benim konuşuyorsam beni konuşma, bana, benim çocuğumu bana iftira konuş. Atarken düzgün konuş, düzgün. Ben, benim çocuğumu konuş. Gerçekleri konuş. De ki burada bu adam aldı gitti, bu adam kaybetti de ki. Benimle konuşma bak, beni konuşma. Sevgilim, mergilim yok. Çocuğumu bana kanıtlarına gel. Sevgililerimi öldür beni. Kızı sen kaybettin. Çocuğu en son sen götürdün, sen kaybettin çocuğu. Sen bulacaksın kızı. En son sen götürdün çocuğu. Ben götürsem ispatla. En son sen kaybettin çocuğu. İspatla, ben ispatlıyorum her şeyimi bak. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Sen Hızır'la eşinin sevgili olduğunu duyuyorsun. Yani bütün sevgililerini konuşuyorsun da Hızır'la Fatma'nın sevgili olduğu meselesi niye konuşmamızı istemedi? Ya niye konuşmuyor? Adamla gözümle görmedim. Adamın yazıştığını görmedim, yalan eve geldiğini görmedim, dama geldiğini görmedim. Peki bu kişi köydeki kişi görmüş mü? Ya o adam dedi. Aa. Sen dağda taşta kendin geliyordu ama ben hala da inanmıyorum mesela o adamın şey ettiğine mesela. Ya inanmışsın, kafan karışmış demek ki. Ama o adamla ben kardeş gibiyim yani. Ama kafan karışmış. Ya karıştı. Yok dedim ama yalan. Karıştı yalan, karışmadı değil. Ama ben hala da Hızır'ın ben öyle bir şey yapacağını dediği gibi uydurduğu sanmıyorum. Başka öyle adam değil yani. Ama kafan karışıysa böyle şey. Şey. Uydurduğu şey başka hiçbir şey değil. Peki Hızır kimse niye arayıp da öyle bir şey demez. Hızır niye hatırlamıyor hiçbir şeyi? Devamım, başka İki günü silmiş başka kafasında. Bir şey var, başka bir şey var. O gün Hızır'ın geldiği günü bir daha söyler misin? Hızır sabah kaçta geldi? Ya da öğlen mi gelmiş? Saat 12 gibi geldi değil mi? Beraber geldiler. Mustafa ile beraber mi geldi? Beraber geldiler. Ah, şu arada beraber geldi diyor. Arka arkaya geldiler. Bu mobilete geldi, o kamyonla geldi. Eşyaları yüklediler. Kamyonla nasıl geldi? Kamyon evde ya. Kamyonla nasıl geldi? Kamyonla geldi. Kamyon evde eşya yükledi mi? Nasıl geldi kamyonla? Bir de var mı? Aynı dediğim gibi. Kamyonla geldi. Adam yükledi şeyi. Arabayı evin önüne tam koydu. Ondan sonra adam akşamla gitti. Beraber gitti. Gittiler. Yani adam çünkü arabayla geldi ya. Yayın geçeceği için mobilete aldı gitti. Eşya yüklediğim gün diyor adam mı sana? Ben de o günü söylüyorum. Hemen aynı gün, hemen aynı dakikada mı yükledik ettik? Saat 12 gibi geldi, saat 4-5 gibi gitti dedim ona. Bayağı kalmış ya. Kaldı kaldı çünkü eşya... Hadi 5 dakika vallahi olsa... Vallahi adam evde bile engel kalmasın, yok arabayı koymuş gitmiş adam. Yok dedim ona. Yalan. Yani sonuçta arabayı getiriyor adam, onu da hatırlamıyor ya. Ama itir atmasını biliyor ama. Yok dedim ona. Ama Hızır da konuşmuyor. E konuşsun kardeşim, ben ne diyeyim burada ya? Senin iddianı göre hem senin eşine göz koyuyor. Ya ben o adamın göz koyduğuna şunu buna itiraf etmem, benim kardeşim gibiydi. Ama böyle bir şey düşünmesen, bunu bize söylemezsin. Söyledim. Demek ki şüphelenmişsin Fatma'dan yani. Ben Fatma'dan şüphelendim, o adamdan şüphelenmedim ben. Mesela tek başına mı yapacak Fatma? Niye Hızır? Niye madem gittiğini hatırlamıyor, geldiğini hatırlamıyor, bilmem ne ettiğini hatırlamıyor, şey koyduğunu, yemek yediğini hatırlamıyor madem? O zaman Fatma'ya ilişkisi var diyorsun, o yüzden hatırlamıyor. Fatma'yı koruyor işte diyorsun. İşte bir yerden bir sakladım var diyorum ben yani. Ben gerçekleri söylüyorum burada yani. Yok dedi ben, hiçbir şey yok. Ha, ben Hızır'dan hiçbir şey şüphelenmiyorum. Çocuğu var, oğlu var. Peki siz... Sen nasıl diyebiliyorsun kızını tehdit etmiştir, bilmem ne etmiştir diye? Nasıl diye? Yemezsene yanımda. Yetmişsindir. Pisliğimden yemezsene niye durdun yanımda? Şimdi Hızır'ın bir kız kardeşi varmış, adı Filiz. Çünkü o her şey ortaya çıkacak diye yetmişsindir. Çünkü yani şey altına gideceksin. Ya benim... Şey altına geçecek olunca geleninle her şeyi yaparsın. Ben istediğim yere gidem lan. Her şeyi yaparsın. Cezaevi şey, cezaevi suçumuza suçumu çeken lan. Başı belaya gidecek olsa her şeyi yapar. Ben sana gibi burada iftira atmıyorsun lan. Sana iftira attım dedin lan şurada. Adam bile öldürürsün, hiç merak etme. Kim öldürürüm ben? O kadar şey bir insan mı, cani biri mi? Öyle dedim. Gözünü kırpmadan cinayet mi işler bak bir de var. Ben çocuğuma bir şey etsem mi? Sevgilim mevgilim olsa beni evde durutmazsın. Ulan ben... Sene değil dedim var mı? 25 sene niye durutmuş? Silahı var dedim bilmem ne... Niye durutmuş? 5 sene değil 3 sene değil. Niye durdun kendin? Ben sana silah mı dayadım dur diye? Niye durdurmuş? He? Niye o zaman çocuğu kabul ettin de 2 sene çocuğu bu bank evinde durdun? Niye kabul ettin? Niye geldin o zaman? Niye kabul ettin?
Niye sen gelmedin mi? Niye kabul ettin ben? Ben Gölek'te çalışırken gelmedin mi be? Çocuk başkasından da niye kabul ettin? Nasıl çocuğu kabul ettin? Ya ben çocuğu kovedim getirdim. Şüpheleniyorum. Hala da şu anda şüpheleniyorum. Ben çocuğu kovedim getirdim. Şükür senin çocuğun değil diye mi şüpheleniyorsun? Şüpheleniyorum şu anda. Allah yok da Allah. Sadece... Şu Hızır'la ilgili merak ettiğim, Hızır'la ilgili. Milletin kafasını karıştırma, başka bir şey değil. Ha, Hızır kardeşim ara şu yayını bakalım. Dikkatleri kendisini uzaklaştırmaktan bahsediyor. Uzaklaştırıyor, benim sevgilimle mi ben şunu anlamıyorum. Hızır'ın kız kardeşiyle birlikte yaşadığı bir adam var. Hızır'ın kız kardeşi Filiz. Evli bir adamla bir ilişki yaşıyormuş galiba iddialara göre. Adamın adı da Mevlüt. Adam evli. Bilmiyorum. Hem Hızır'ın öyle kız kardeşine de ev açmış iddialara göre. Hatta o gün biz Büşra yayın yaptığında... Gel evi açmadım. Gel evi açmadım. Evi açmadım. Evi yok. O adamları kötüleme gerek emekli. Yok. Ben o adamlarla küsüm oldu. Kavga ettik ama o adamları kötüleme gerek yok burada. Niye kötüleme gerek yok? Ev ben iddiaları söyledim. Herkesin kendi rızaları için o adamla yaşıyor. Ama sonuç adam evli değil mi? Ya evli. He işte tamam işte yanlış değil o zaman. Bilgi kendi evi var. Bilgi yanlış değil yani. Evli bir adam ilişki yaşıyor doğru mu? Sen de bununla ilgili sağda solda niye konuştun? Bu yüzden mi konuştun? Yoksa benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Yoksa aslında Filiz'le Mustafa'nın arasında bir şey olduğundan mı şüphelendin? Yok. Hayır öyle bir şey yok. Yok dedim ben. Hayır öyle bir şey. Niye gelip Hızır'ı dövüyorlar o zaman? Beni dövüyorlar, beni. Tamam beni. Seni pardon Mustafa'yı dövüyorlar. Yok dedim hanım. Başka bir şey olayla ben hala şeyi anlattım. Öyle bir şey yok. Ya şimdi dedikodu yapan sensin. Ben yani dedikodu bilen değil. Evli bir erkekle dövüş olayı sadece. Bir dakika evli bir erkekle birlikte oluyor diye. Sağda solda öyle bir şey yok. Konuşan sensin. Yok dedim hanım sadece. Ama başkası öyle şey yapmış. Geliyorlar Mustafa'yı dövüyorlar. Onu bilen konuşmadım yalan o. Onu ben yalan konuşmadım. Peki hiç şüphelendin mi? Kimden? Filiz'le Hızır'ın kız kardeşiyle. Hayır. Mustafa arasında bir ilişki. Hayır. Böyle iddialar da köyde kulağımıza geliyor Mustafa. Niye bunlar çıkıyor kardeşim? O adam benden büyük. O benim ablam o. Hı? O adam benim ablam o. Peki. Tamam o Filiz değil benim kardeşim. Filiz neden benim zaman kardeşim. Zaman senden borç istiyor Filiz o zaman? Kim istiyor ya? Filiz. Nasıl borç istiyor? Senden borç istiyormuş Filiz zaman zaman. Ben kimim ya? Ben bir holding miyim ben isteyecek bilmiyorum, ya? Bilmiyorum öyle duydum köyde. Ya ben duyduklarımı sormak zorundayım. Tamam doğrudur da ben bir holding mi ya? Filiz senden borç para istiyormuş. Ben bunu besleyemiyorum. Onu nasıl besleyeceğim ben ya? Bilmiyorum. Ya bırakın şunu ya. Hatta bir bilgi daha söyledi arkadaşlarım. Köyden gelen konuşulan söyleyin arkadaşlar. Hatta ben bunu besleyemiyorum. Bak şimdi köylüler konuşuyorlar. Sen daha batmadan önce durumun iyiyken, traktörün varken, paran pulun varken Filiz senden borç istiyormuş. Sen de Filiz'e veriyormuşsun. Neden? Ne borcu bu? Daha önce de batmadan önce. Batmadan önce. Ha, evet paran varken. Benden hiç para ağayken, istemedi. Köyün ağasıyken. Ha? Köyün ağasıyken. Ha, öyle diyorsun ya. Filiz senden niye borç istedi? Benden borç falan istemedi o. Arasın yayını istedim desin. Ben duydum çok sağlam yerden duydum. Doğrudur o zaman. Biliyor musun sen Filiz'in borç istediğini? Biliyorum dedim. Benim yanımda aradı. Yani o zamanlar bakkal mı bir şey çalıştırıyordu. Benim yanımda aradı. Borcum vardır. Alışveriş yapmışımdır. Bak, istemiştir. Bak demek ki para istemiş. Karına şahitlik etmiş. Kim şahitlik ama... etmiş? Şey değil yani sevgili mevgili değil sadece bu paracı yani kendini zengin olarak gösteriyordu ya. Ha. Avrat çalışıyordu yani etrafta zengin ağaydı vay ya. Vay 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 çalışan adama bu çalışan bayana ağaydı bak diyor. Ya. Çalışan bayana bak bir aşk aldım susuz kaldım diyor ya. Biz daha da sürdüyorduk bu ağaydı ben mi çalışıyorum diyorum. Köyde de ağaydı bu. Herkes ağa diye şey aşk aldım susuz kaldım diyordun ya. Aşk alan bayan böyle mi olur? Ha, zengin miydim ben holding miydim? Sen nerede çalıştın? Hangi yerde çalıştın? Seni besleyemiyordum da elin adamı elin bayanlarına nasıl falan borç para vereceydim ben? He? Böyle mi dedin böyle bir şey? Sen anca orta yeri boş atarsın. He? At. Daha şimdi ben hala oradayım. Hızır hatırladın mı kardeşim? Dönüşü hatırlıyorsun. 1,5 yıl sonrasını hatırlıyorsun. 1,5 yıl öncesini hatırlamıyor. Şu hatırladığı bölümü. Senin o zaman bir kuşun mu varmış, güvercin bir şey varmış. Vardı, çok, vardı. Çok net bir şekilde hatırlıyor Hızır. Ama nedense öncesini bir kafa kilitlenmiş böyle. Diyor ki elektrik gitmiyor. Hatırladığı bölümü ekranlara getirelim. Belki hatırlamasına yardımcı oluruz. Muhabbet kuşunu hatırlıyor. Buyurun lütfen nasıl hatırlıyor? İşine geleni Hızır nasıl hatırlıyor? Hiç hatırlıyorum. Onu da şöyle söyleyeyim. Kendisi de oradadır. Bakın söyleyeyim. Fatma Hanım burada bir tabii. Bir tane muhabbet kuşu vardı gelirken. Onu aracın üzerine sarmadılar ölür diye. Mustafa bucağını aldı gelirken. Eşi de vardı. İki tane de çocuk vardı. Getirdiğini de buradan aklımda kaldı. Şimdi getirdiğiniz tarih 2 yıl sonrası Hızır Beyciğim. 2 yıl sonrasını siz bana söylemeye çalışıyorsunuz. Ben o gün anladım. Geldi yani Isparta'dan köye geldikleri günü çok net böyle berrak bir şekilde hatırlıyorsunuz. Ama gitti. Bu şekilde hatırlıyorum Didem Hanım.
işine geleni hatırlıyor. Tehdit mi var diyorsun? Ben tehdit de var dedim. O adam öyle biri değil. O zaman Hızır'ın bir açığını biliyor Mustafa. Bilmiyorum dedim ama hayır tehdit var. Ya da aileye ya çok yakın. Öldürün diye belki tehdit etmiştir. Kızını da öldürürüm diye. Evet. O zaman yani kızına veya geline zarar verin diye etmiştir. O zaman Hızır da bunun bir çocuğun öldürüldüğünü biliyor. Ve susuyor. Yok, kaybolduğunu biliyor yani. Öyle yani, o gün araba götürmediğimiz kesin biliyor. Yani ertesi gün çocuğumun kızımın olduğunu biliyor. Ertesi günde mesela kızımın olmadığını nasıl bilmiyor koca kasabada? Belediye de çalışıyor. Hadi bir dışarıda çalışsa da tamam, o kızın olmadığını bilir, çocukların olmadığını bilir. Ama belediye de... Fatma, dedin ki Hızır bize gelirdi, ben ona çay pişirirdim dedi. Yoktu da çöp atarlardı. 17, çay yapardık 25. dedi Tuncan. Çay yapardık ama daha çok Mustafa ile sohbet ederdi dedi. Aynen. Peki o zaman Mustafa'nın nasıl olduğunu görmedi Hızır? İşte o asıl mesele, o Hızır hatırlamıyor işte. Yok, bizim oradan gelip geçer çöp arabası bizim oraya atarlardı. Bizim ilk şeyi çöpü bizim oraya atarlardı. Yani bizim kızımın olmadığına şey etmediğine. Hayır, yani şunu söylemeye ikinci çalışıyor Tuncan Hanım. Çay içerken biliyorum, sizin biliyorum. Orada çay içiyorsa Hızır Şükür'ü nasıl görmedi? Çay içtiğinde peki Mustafa orada mıydı, evde miydi? Oradaydı. Orada olduğunu söylüyor. Çünkü çöp atkanla kepçeyle... Bayağı samimisiniz yani. Kepçeyle kamyonla bile kepçe çalışırdı, kamyon şey götürürdü yani. Ne zaman çay pişiriverdin lan? Ne zaman çay içtik oturduk lan? Nahliyat bile götürdü yani. Ne zaman çay içtik lan evde? Kum taşır, her şoförcülük yapar yani o. Şimdi ben seni babanı çağıracağım birazdan. Tamam. Ahmet Bey'i de birazdan alacağım. Ama şu iki görüntüyü dün çok kafama takıldı. Ben öyle biraz takıntılı bir tipim. Bakmak istiyorum. Tamam. Önce Mustafa'nın o görüntüsü, Mustafa'nın bahsettiği görüntüyü şimdi Instagram'a koyar mısınız? Didem Arslan Yılmaz'ı vazgeçmeye koyun lütfen sevgili arkadaşlar. Sevgili izleyiciler, oradan görebilirsiniz. Mustafa'nın çektiği görüntü. Mustafa diyor ki ben diyor gübre, yani biz o zaman gübreyi gösterdik. Gübre işte satmak için o videoları çektik diyor. Şimdi sizin şu anda Instagram'da izlediğiniz Didem Arslan Yılmaz'ı vazgeçme Instagram'da izlediğiniz görüntü, Mustafa'nın görüntüsü 20 Şubat 2022 yılında çekilmiş. Bakın Mustafa gerçekten evet gübreleri gösteriyor. Ben de gübreyi gösterdim. Ben gösterdiğimi dün burada izah tamam, ettim. Tamam ama senin eşin gübreyi sadece göstermiyor. Ben onu başka bilemem. Bir şey yapıyor yani. Yok, önce bilemem. Mustafa'nın görüntüsü şimdi ekranlara gelsin lütfen. Ben buyurun. Orada da söylüyorum. Tamam, 200 lira Romalı tamam, diye. Tamam seninkini bak haklı. Ben her şeyi olduğu ya, gibi söylerim o, ya. O 2014'te. Ama gübreler yani koyun yoğurdu o zamanlar ya. Ters olması çünkü mümkün değildi değil mi? Orada kuzulağı var, kuzulağı içeride. Ya toprağı Mustafa var. Gübreleri gösteriyor. Aynen. Ama sen gübreleri gösterir gibi yapıp başka bir yere gidiyorsun. Yok, ben tamam. Önce Mustafa'nın o görüntüsünü çektiği görüntü gibi. Alın yoğurdu o zaman, hiçbir şey yoğurdu. Ya 20, bir dakika Mustafa'nın çektiği görüntü 20 Şubat'ta. Önce bu ekranlara gelsin. Evet arkadaşlar. Kına gibi koyun gübresi satılıktır. Roma o 200 bin liradır. Kına gibi koyun tersi. Aynı yer aynı ters. Samanın yanı. Tamam eyvallah. Eyvallah. Ama sen sonrasında başka bir şeyler yapıyorsun. Yok. Tamam. Diğer şimdi Fatma'nın çektiği görüntüyü, hiçbir doğal sesle olduğu gibi Fatma'nın çektiği gibi konuştum diyor, gübrelerden bahsettim diyor. Değil mi? Yani bu bende aynı ters aldı, ben de bak, attı. Mustafa diyor ki burada gübre var bilmem ne kadar, amacı gübreyi satmak. Ama senin bu videodaki çekme amacını ben anlamadım yani. Yok yok, ben de aynı değilim. Tamam, doğal sesi olduğu gibi yükleyin, ekranlara getirin lütfen. Instagram'da da var sevgili izleyiciler. Devamında ne yapıyorsun? Anlatır mısın sen lütfen? Ağıla giriyorum. Buzlar gösteriyorum. Tamam neden? Demek oyun yoğurdu dedi. Buzlar gösteriyorum. Tamam neden? Niye içeri girdin? Yani TikTok atmak için buzlar gösterdim. Tavukları gösterdim. Mesela ağılım oldu. Yeni gösteriyorsun. Kuzuları, yeni, tavukları. Yeni tersi gösteriyorum dedim hanım. Yani tersi eşiliyor mu ya? Tersi gösteriyorum. Arkadaş hani devamını niye vermediniz? Devam edin. Tersi tamam. Eşiliyorum. Ya beni hepimizi alın, Fatma olsun ekranda ve görüntü olsun, çok rica ediyorum. Görüntüyü full görmek istiyorum. İzleyicilerim de bunu öyle görmek isterler Hacer. Tamam. Şu görüntüyü bir daha baştan okur musunuz? Heh. Tamam.
Bak şimdi. Başı mı bu görüntünün? Tamam başı. Tamam evet. Yani tersin yığıl olan yeri. Tamam Mustafa'nın çektiği görüntünün tersinden çekiyorum. Mustafa diyor ki burada gübre var diyor. Tam gübreyi gösteriyor. Tersinden ters. Gösteriyorsun. Sen bu görüntüyü ne zaman çekiyorsun? 21 Nisan'dan. Mustafa'dan kaç ay sonra çekiyorsun? Mustafa 20 Şubat'ta çekiyor. Sen 21 Nisan'da çekiyorsun. Mart. 2 ay sonra falan çekiyorsun. Tarihler farklı. Mustafa'nın çektiği tarihle senin... Bak burada ne yapıyorsun? Hep yerleri gösteriyorsun. Ters gösteriyorum değil mi? Başka hiçbir şey göstermem. Bak süpürge vardı ters süpürgeydim. Ona gösteriyorum. Başka hiçbir şeyim yoktu. Tamam. Peki devam edelim. Yani bu koyunlar şimdiki koyunların olduğu zaman yani eski tamam. değil. Bu ağıl yeni mi yapıldı? Ne zaman yapıldı? Bu daha 2018'de mi ne yapıldı? 2017'de mi ne yapıldı? Kızın kaybolduktan sonra mı yapıldı? Tabii canım. Kızın kaybolduktan sonra yapıldı. Ya 2004'te kayboldu. Tabii İspanya'dan geldikten sonra neden sonra yapıldı burası? Ha, o öyle mi? 2014'ten sonra 2000 bir daha söyle ne zaman? 17-18 yani 2018'de bilen yapılmıştır veya 17'de. Burada da yerliğe bak burada ne yapıyorsun ya, şimdi? Ya ters işiyorum dedim hanım. Sadece toz olarak göstermek için fidanları alıyorlar onun için gösteriyorum. Başka niye konuşmuyorsun peki amacın oysa? Konuşmadım sadece gösteriyorum. Ben kendimi göstermedim. Her videoma bakın ben kendimi hiç atmıyorum. Sadece ses böyle ya, yapıyorum. Ya tatlım benim kendini çekmiyorsun ama anladım da. Yani yerleri amacın senin burada bak şimdi koyunları. Yani kuzuları burada... gösteriyorum. Ha? Kuzuları gösteriyorum. Sadece TikTok atmak için kuzuları gösterdim. Başka bir şey. Demin dedim. Kuzuları çekmiyor ki ya. Koyun bir şey yok dedi ya. Evet koyun yok dedin. Sizin... Didem Hanım kızın kaybolduğunda koyun yok. Yani ters mersi yoktu oralarda. Tamam ama burası ters senin... üst taraftaydı o ağıl dedi. Okusanız yani, arkadaşlar ağıl dediğim görüntüyü. Yerdeydi ters. Sadece şeyin olduğu yer. Bu tarafta bir şey daha yoktu ilerden, yani. Daha ilerden. Burası toprakları boş verin. Daha ileri gidin. Biraz daha hızlı okuyun daha ileriden. Ya Didem Hanım köyden ha. kimse konuşmadı mı? O orada kimse bir şey şimdi yoktu. Burası, sadece boşluğuydu, tarlaydı yani. Burası tarla ve boştu anladım. Boşudu. Ama burası yeni mi yapılmıştı? Burası 2017'den 2018'de yapıyor. Gel de biliyor. Sadece şey yapıyor o. Ben başka bir şey anda, değil. Ben senin konuşmalarını dinliyorum şu anda. Dinle. Birey birey dinle. Toprağı eşeliyorsun. Bilmem hanım tersi. Yani biriken tersi eşiliyorum. Yani skölye sorabilirsiniz. Ya amacın ne? Ben onu gerçekten anlamadım. Ben tersi satmak için. Başka hiçbir şey değil. Yani ben orada bir şey olsa ben susmayacağım. İnan ki bunun şeyini çekmemek için yine susmayacağım. İnan ki böyle Mustafa yani burama geldi. Mustafa öldürdüyse kızı nereye gömmüştür? Dağa doğru götürmüştür. Başka hiçbir şey değil. Vallahi dağların her tarafın arasında. Evet. Ben buradayım. Çünkü, emin dedim ama kesin bir şey yaptı çocuğuma. İstediğin yeri de. Emin. İstediğin yeri de tarif et. Ben buradayım. Suçluysam cezamı çekerim ama benim üstüme iftiralarla gelme. Gerçeklerine emin. Gel. O zaman nerede çocuk? İftira atma. O zaman çocuk nerede? Kuzu sen kendin kaybettin. Aynen. O zaman ben nerede kaybettim? Ben de şu anda kurtulmak için. Ben nerede kaybettim? Ben nereye kime verdim? Benden kurtulmak için, beni içeri attırmak için o elinden gelen iftira yapıyorum. O senedir niye buldurmadın bana? Burada sen kendin iftiraya attın. O senedir niye buldurmadın bana? Ben bunların şu anda hepsini ekran görüntüsünü alıyorum burada konuştuklarının hepsini. Çok öyle sana. Bana iftiralara gelme. Evet. Aynen boşanma halan, davasında şeyi attı kaçtı. Da boşanma davası açıyorum dediğin halan gibi. Halan kaçtı. Amcan kız da kaçtı. Şu anda. Yıllardır konuşmadın, bu banka sevmedin, adam bu banka getirttirdin buraya derse çıkmıyorsun. Senin kim var arkanda? Benim kimse yok, benim arkamda Allah var, Allah! Hmm. Benim arkamda Allah var. İnşallah. Allah var arkamda! Didem Hanım. Bir de sen bir kadın var! Didem Hanım. Araştırıyoruz, merak etme. Merak etme. Çalıştı, çalışmadı, her şey meydan da. Merak etme. Merak etme. Babam burada, gelsin mi? Gelsin, babanı ne zamandır görmüyorsun? Ne zamandır dedim hanım sadece şeyden bu yandan. Boğmadan iki gün öncesi. Yani gittik geldik. Bir iki bir şeyler götürmüştüm tamam. O zamandan. Bir babam mı gelsin? Gelsin mi babam? Gelsin. Gelsin. Ahmet Türk Bey gelsin. Bu anda bir şeyim yok. Gelsin. Buyurun Ahmet Bey. Buyurun Ahmet Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm hayırlı selam. Işler, hayırlı sağ olasın. Günler, hayırlı akşamlar. Sağ olasın. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Damadı en son ne zaman gördünüz? Bunun kaçcan değiyor dedi bu bana. Pazarda konuştu. Böyle böyle yakaladım, böyle böyle ettim diye yakaladım pazarda dedi. Pazarda mı söyledim, evine mi geldim? Pazarda söyledi. Evine mi geldim? Ondan sonra bu dedi, bu kaçcak maçcan değiyor dedi. Filanla yakaladım, kolanla yakaladım dedi telefondan. Siz önce torununuzun kaybolduğunu, Ahmet Bey, torununuzun kaybolduğunu önce damattan mı duydunuz, kızınızdan mı duydunuz? İkisi de geliyorlardı bayramda. O Meyremgil'in arabayla hiç boş gelmediler. Devamlı onunla geldiler, onunla gittiler. Mustafa'yla geldiler, Mustafa'yla gittiler. Mehmet, Meyrem bu dördü geldiler, gittiler.
Meryem kocasıyla. Ha, onların arabası vardı. Bu arabadan babasının arabadan önce onunla gelip gidiyorlardı. Beni de götürüp bunların yanına onlar götürüyorlardı yani. Peki Şükür'ün kaybolduğunu ilk kim söyledi? Bu da söyledi, o da söyledi. Ne dediler? Nasıl öğrendiniz? Konya'ya kaçmış. Konya'ya kaçmış. Konya'ya kaçmış. Mustafa da bunu öyle söyledi. Ha, Konya'ya kaçmış dediler. Kaçmışlarken biriyle yani, evlenmiş mi? Evlenmeye mi? Evlenmek şeyiyle kaçmış canım. Mustafa söylemişsin kayınpedere, evine gitmişsin. Düzgün konuş. Kızın gibi iftira atma. Sen bizim düzgün konuşsan o 25 senedir bu yanında 25 senedir. Bu bir sefer bir kaçırdınız. Buban. Ben mi kaçırdım? Buban kendine mi açtı? Ben mi kaçırdım? Düzgün konuş. İki buçuk sene sonra 2,5 yaşındayken çocuk benim yanıma geldi mi? Geldi. Geldi. Niye çıkarıvermedi? Ev yapıyordu o zaman. Niye çıkarıvermedi? Ev yaparken çocukları ben dağıtmışladım. Ben alakodum mu? İki sene bekledim. Ha? Niye sen atar demişsin. Niye takip etmedin? Niye çıkarıvermedin? Ben diye... Kabul ettiniz her şeyi. Her şeyini kabul ettiniz. Ne var? Her şeyini kabul ettik. Her şeyini kabul etmeseydiniz. Her şeyini kabul ettik değil miyiz? Bugün geri getirdiniz. Doğru valla bak bu lafım doğru. Sana ben... Ama sen yoğurdun askerdeydin sen. Geldiğinden götürür gibi götürdün. Niye kaçırdın diyor? İnsanı ben sen mi kaçırdım? Sen götürüyordun. Veyahut... Bir dakika bir saniye. Bak, onlar da konuşuyor. Şükür... Şimdi Şükür o konuşuyorlar ya. Evet. Yani gitti diyorlar size. Konya'ya gitti diyorlar. Evet. Kızınız da söylüyor, damat da söylüyor. O sırada hamile olduğunu da size söylediler mi? O zaman demediler. Daha neden sonra hamileliği sonradan çıkardılar hamile olduğunu? Kim çıkardı hamile olduğunu? Lafı kim çıkardı? Siz konuştunuz yine. Ben mi konuştum sana hamile dediği? Mustafa. İyi ki rotik bilmeyi bağırmıyor. Yazıklar olsun ben sana. Sen sağlamsın ya. Ben sağlamım. Benim allam açık. Tamam allam açık. 10 senedir kayıp ettin. Allam açık. Ben namaz... Karıştırma ibadet. Çocuğu mu bul sen? Ben mi dedim ben sana kız hamileydi? Kim söyledi? Kayıp etti miydi? Ben mi söyledim sana kız hamileydi? Sen çocuğunu bul. Değil. Ahmet Bey bak ne diyor? Çocuğun hamile olduğunu Mustafa diyor ki ben mi söyledim? Olabiliyor. Bilmem ya yaptığı hareketi herkes. Ne zaman söyledi kızının hamile olduğunu size? Yani kaç yıl önce söyledi? Ben sorduk sıra çocuklara. Çocuklara sorduk sıra her siz bayramda. Siz 5 yıldır biliyorsunuz. Her bayramda çocuklara sorduk sıra. Kızım oğlum şeyiniz geliyor mu? Abanız geliyor mu dedik sıra. Geliyor dediler. Dize geliyor dediler. Ben öyle çocuklar da yer torunlarınız da çocuk geliyor dediler. Çocuk geliyor vallahi billahi öyle dediler. Günahınızı çeken öyle dediler. Ben öyleyle avundum bak çocukların şey lafıyla. Oğlanlar, diğer torunlarınız olanlar da söyledi değil mi? Olanlar da söyledi. Olanlar ne dedi dedeye? Bak, en son bununla beraber küçük çocuk geldi. Birinin ölüsü vardı. Onunla geldi bu dedesiyle gelmişler Ağaçlı dedesiyle. O zaman yine bizim eve geldi çocuk. Peki, sorduk bak çocuk var işte burada. Onu da sorabilirsiniz. Şey bu çocukları kim tembihliyordu? Yok işte tembihliyordum ben. Yani ben hani kim şey diyorduk ya. Ama hayır bak kaçtı gitti demek başka bir şey. Bize geliyor ben o ablamı görüyorum demek. Yok bizim konuşmamızdan yani kaçma şey yani. Hayır öyle dememiş babana. Ahmet Bey söyler misin? Torunlar ne dedi? Torunlar ne dedi biliyor musun? Erkek torunlar. Geliyor mu ablanız dedim ben. İzine geliyorum bayramda. Geliyor dediler. Aa. Hangisi söyledi? Yani bizim lafımız yani Didem Hanım ikimizin lafı. Yani geliyor dediler. Benim lafım değil. Benim lafım değil. Bak bu böyleyle avundum ben. Böyleyle. Böyle avundunuz. Böyle dediler. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya Ahmet Beyciğim. Ne zamandan beri baban çocuğun hamile olduğunu biliyordu? Yani kaç senedir Didem Hanım? 5-6 senedir ne zaman ben hamile oldum? Kezban halamla ikiniz konuştuğunuzda işte. 5-6 sene mi oldu o? Bilmiyorum. Aklım onu tam ermiyor. Şey diyorum belki de ben var mı niye var? Ben var mıydım şeyde düğünde bir heş hareketim var mı bu? Yok düğünde yoksa. Mesela sağlam o. Şey düğünün koca gidi düğün benim hareketim var mı Ahmet orada? Ahmet Bey siz şu anda torununuzun öldüğünü mü düşünüyorsunuz? Ölmeseydi şimdi diye çıkardı ya. 100 kere çıkardı bak. Biri kaçırmış olsa ceza alırın diye meydana çıkarır. Tamam mı? Kim öldürdü torununuzu? Bu öldürdü. O Mustafa. Babası niye 10 öldürdü? 10 gün değil bak. Bir ay değil. 10 gün değil 10 sene bu. Vallahi deme kemiğini daha
alır gider şuralara buralara atar. Her zaman oralarda. Geçileri vardı bunların. Geçileri yaylaya çıktılar. Hiç bitecik bahsettiler mi? Hı? İki çocuk var diyorlar. İki çocuk. Şeyden gelirken, İsparta'dan gelirken. İki çocuk mu, üç çocuk mu? Biri nereye gitti? Hı? Kızdan hariç. Üç çocuk gelmesi lazım. Niye nasıl iki yani? Çocuk diyorlar? Lan daha dün gitti lan, ben yolladım çocuğu. Ütülendi ya. Ütülendim ben kaybettim. 6 ay oldu daha çocuk. Ben 10 seneyi 10 seneyi konuşuyorum. 10 seneyi. Yani İspanya'dan dönerken 3 tane çocuk var ya. 2 tane de Eylül'ün 6'sında gitti, şimdi gelecek. Ben onu bilip durun. Ben savdum. Ahmet Bey, Ahmet Bey babası. Hem de o şey okuma yazmasını bilmiyordu da. Ben öğrettim ona. Benim evde okudu o. Ebesinin öldüğü sene. Şu anda evde 2 olan mı var? Üç tane de iki diyorsunuz. Ben bir onu dakika, konuşuyorum. Tamam, bir dakika. Şuna Ahmet Beyciğim. Ha. Siz sonuçta torunun hamile olduğunu babası annesi size söyledikten sonra bu çocuğu 15 yaşındaki kızı kim hamile bırakmış diye damada kızınıza sordunuz mu? O adam götürmüş. Buradan adam kaçırmış gitmiş. Öyle. Peki kimmiş? Adamın adı neymiş? Adam kimmiş? Konyalı birisi. Konyalı birisi hamile Konya. Bırakmış. Hamile. Konyalı da kaçırmış gitmiş. Konyalı birisinin Isparta'da köyde ne işi var? Nasıl görmüş onu kızı? Lan işte okudular mı, dokudular mı, netfiler bilmiyorum. Öyle dediler işte. Ben valla öyleyle ettim, ben avundum şimdi adam. Peki neden şimdi babasının öldürdüğünü düşünüyorsunuz? Nerede? Nereye gitti ya? Ha, baba biliyor diyorsunuz. Tabii baba biliyor. Ben mi bileceğim? Ama tabii şey... kızın bilmiyor değil mi? Ben biliyorum. Kızım bilseydi vallahi bak, çimçi etini yerdin aynı kendi kızının ettiğin gibi. Hı. Bunun da çimçi etini yerdin. Hı. İkisini birden kaybederdin. O zaman ben kızıma bir kötülük yapsaydım, bu yakaladığım zaman, senin evine geldiğim zaman sana videoları gösterdim. Sen kendin yapıyorsun, her şeyi kendin yaptın. Onu mahsus kendi şeyini kaybettirmenin uçu, onları oraya öyle ettin. Bir dakika Ahmet Bey, bir dakika. Ahmet Bey bir de bekle lütfen. Hı. Oynuyor başka hiçbir şey etmiyor. Hepsini bilip duruyorum. O yazışmalar benim mi dedim hanım? Sen yaptın onları. Sen videolar benim mi? Sen yaptın onları hepsini. Ya yazışmaları kabul ediyor. Çocuğu bul çıkar. Çocuğu bul çıkar. İğneyi, şey ettiğimi söyle. İğne kaybı olsa adam bir şöyle barıyor iğneye. Sana sen bana alamadın. 25 senedir bana alamadın. 25 senedir. 25 senedir bu sefer alamadın. Niye aramadın? Evladını niye aramadın evladın? Vallahi ben hasta çocuğun başından hiç ayıtlaşamadım. Benim şey bakım aldığım çocuk var. Hiç başından ayrılamadım ben. Bir şey olursa benden sorumlu. Kardeşin aracını kızın al alayım 5 senedir. Sensin onun şeyisin. Benim kızım şimdi, bunun anası da niye duruttun? Bunun anası madem da bu gibiydi. Sensin. Ya Ahmet Bey, Ahmet Bey sizin kızınızın hiç mi hatası yok ya? Meydana çıkarmadın. Susmuş. 10 yıl niye sustu? Neden sustu? Korkusundan mı? Size söylesin. Bize de söyleyemedi işte. Niye söyleyemedi? Bize de söyleyemedi. Kavga ederler öldürürler diye birbirlerini diye. Ulan senin evine geldi bu senin halanla, halasıyla böyle konuştular mı senin evde? Bir de 7-8 sene öncesi. O gün kız deyip de niye götürmedin ben halasıyla oraya? Kaç senedir bu konuşman? Kiminle konuşman? Halasıyla. Ulan sen kendin değil miydin? Halası Meyram, Mehmet Bobi diye sen değil misin? Halasıyla kaç sene konuşman? Bitecik sefer gelmişler işte. Niye o gün demedin? Hadi arabaya binelim gidelim diye. Niye demedin? O gün. Sen niye söylemedin sen? Ben mi söylemedim? Babalıkta niye söylemedik sen? Ben söylemedim. Ben niye söyleyeceğim? Ben söylemedim. Ben gelemem, niye söylemedin? Buraya. Ben çocuk hasta bakıyor. Sensin. Gelin çıkaracaksın. Gelin söyleyeceksin. Benim çocuğum kayıp. Benim çocuğum kayıp. Benim çocuğum da yok. Çocuğum da yok. Karıdan şüphelen. Nasıl ya? Anasından nasıl şüphelen. Nasıl çocuğun yok? Sen köylerin yüzüne nasıl bakıyorsun lan sen? Sen nasıl baktın milletin yüzüne? He, ben kahrimden bakmadım ama sen nasıl bakıyorsun lan şu anda? 80 milyonun nasıl baktın sen? Neden? Niye bakamazsın? Ben gözüm görmedi de. Bir dakika, neden Ahmet Bey köylerin yüzüne bakamazsın? Bilir ona. Ne? Yani şeylerin tipi çağını söylüyor. Kendisi bilir ona. Namusu var, ortaya atıyor ya. Bunun namuslarını ortaya attı ya, kendi suçunu bastırmanın uçuyor. Yani bu seslenmeyecek yani. Sen o gün sisli günü evine geldiğim zaman... Bir dakika ne diyor Mustafa, ne diyor? Bak, beni dinle bakalım. Ben çocuğu çıkar da. Ben cakça etmiyorum. Çıkar. Sen çocuk. Zamanı var, çıkar. Lan 10 sene oldu. Kaybettin lan. Kaybettin. Nasıl çıkar lan? Nasıl kaybettin? Kaybettin çocuğu. Kaybettin. Bulun lan. Kaybettin. Nasıl bulacaksın lan? Nasıl bulacaksın lan? Kemiğini daha kaybeden lan. Kemiğini. Her zaman oraya gidiyorsun sen. Her zaman oraya gidiyorsun. Nereye gidiyor her zaman? Oralara mal gitmeye gidiyor her zaman. Geçeceksin tabii. Mal gidiyor. He?
Silahım da var, kürem de var, tabancam da var. Her şeyim güzel var. Bir şey söyleyeceğim bu. Ahmet Beyciğim, bu sizin damadınız o kadar ya kızına neden kıysın? Ya işlediği suçundan dolayı kıyacak. Başka neden kıyacak? Hakaret yok, küfür yok. Ha, yok, küfür hakaret yok, yok, küfür, küfür yok. Yok. O da küfür, söylediğin kelime küfür. Ya çıkaracak çocuğum. Bak. Kızına... Öldürsen. Ben kızını çıkar, öldürsen beni. Bak ben sen çıkar. Tembih ediyorsun. Çıkarsın bu derler, çıkarsın. Kızını çıkar. Sen çıkaracaksın. Burayı çıkarttırmaya gelmedik mi? Sen çıkaracaksın mi kızını? Burayı çıkarttırmaya gelmedik sen mi? Sen çıkaracaksın kızını. Sen çıkaracaksın kızını. Ben suçluysam suçluyum. Kızı sen çıkaracaksın. Sen de kız. Sen öldürdün kızı. Ben de evire. Ben ha. Ben de evire. Sen çıkardın. Ol. Sen çıkaracaksın. İspatla benim öldürdüğümü. Sen çıkaracaksın kızı. Ben öldürdüğümü ispatla. Sen çıkaracaksın kızın üstüne bir şey bir bulup he yani olmaz öyle. Sen çıkaracaksın kızı. Ben mi çıkaracağım? Sen çıkaracaksın. Sen çıkaracağım, ben çıkaracağım. Sen çıkaracaksın. Tamam ben çıkaracağım. Yalnız çocuğu çıkar. Ben çıkaracağım ben. Sen beni öldür. Bak ha? Ben sana ne diyorum. Sen beni öldür. Yalnız çocuğu çıkar. Ben Yani denemesin de neyi öldürecek? Ne dedin ya? Hesaplaş. Seninle ne hesaplaşacağız? Başka adam da getirebileceksin karşıma. İstediğiniz sürelerin hepsini getir. Tabii canım kaybettin. Kaybettin. Ben sizin karşınızda bir şey ben. Bir şey koymadın. Yani şöyle kıymığını daha koymadın. Bulun lan. Bulun. Bulun lan. Devletin kolunuzu bulun. Gelene şey Eğirdir Gölü var. Atmışsındır. Ondan sonra aşağı başta iki tane ağır yaptın. Al içine gömmüşsündür. Bul. 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 Geçsinler dedim hanım araştırsınlar. O zaman derler de bulaydık. Kızın diyeydi lan. Bana sen diyeceksin. Ben senin kızın. Sen atasın sen. Tabii. Nasıl bu karşıda konuşabiliyorsun lan sen? Başı, bu hep duruyordun lan. O videoyu gördüğün zaman, ne dedin lan sen? Yani uydurdun onlarla. Yani bunu bastıracaksın da suçumu kaybedeceksin. Sen onu yani ediyorsun. Kızımın onlara yanlışı yanlış diyor. Ona da şey yapmıyor ama diyor. Sen bana, yaptın diyor. Sen bana çocuğu söyle diyor çocuğu Mustafa. Vuracağım, çocuğu vuracaksın. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben buradayım açıyorum. Ben ağzıma hiçbir şey yapmadım. Bunu ben alacaksın yanıma. Duracaksın. Bizine beraber. O zaman anlığından öperim ben seni. Sen, ama çocuğu videoyu gösterdim mi? Niye almadın yanına? Sen çocuğu bul da ondan sonra. Sen çocuğu bulacaksın. Bulacağız hepimiz bulacaksın. Beraber bulacağız. Sen hepimiz çocuğu bulacaksın. Sen mi ettin çocuğu? Sen ettin. Ne ettim ben? Çocuğu kaybettin işte. Kaybettim ben. Öldürdün kaybettin. Bulun lan kaybettin. Öldürdün kaybettin. Kaybettin bak ben sana devireyim bak. Öldürdün kaybettin. Lan kaybettin. Biri olsaydı çocuk bak şimdi bir ay oluyor bak bulunurdu çocuk. Niye meydana çıkarmadı? Ulan ben işte ben sen ettin ben yaptıysam çıkartır. Çıkartır lan. Çıkartırsın lan. Çıkartırsana. Lan kıymığını koman lan 10 senedir. 10 sene kıymığını koman. Eğirdin bulur lan. Bulur lan. Kafamı yapma sen. Kıymığını da kalsa, bacağı da kalsa, saçı da kalsa her şeyi bulurlar sıkıntı yok. Bu işte o kadar bulurlarsa. Bulacak lan. Allah büyüktür inşallah. Bulacak. Bir fiske bir şey çıkar. Sıkıntısı ben suçlu olsaydım buraya gelmezdim. Ben çocuğu kovmadım geldim. Yani o da şeyini biliyordu onun için gelmedi geldin yani. Ahmet Bey sizin damadınızın kendi kızına kendi öz evladına kıydığını söylüyorsunuz. Tamam. Bu kadar kötü bir insan mı? Yani kötü bir cana kıyacak kadar kötü, vahşi kötü insan. Kötü insan. Bir eşekleri diri diri keser de köpeklere yedirirse ne? Diri diri eşekleri derin. Sağlam eşekleri yani hasta şey bu duygunu eşekleri getirir de köpeklere diri diri keserse o vicdanlı olur. Diri diri yediriyor muydu? Yok kesiyor yani. Ha, kesiyor da yediriyor. Ha kesiyor diyor. Nasıl dedim hayvanları mı saldırtıyor yani? Yok yediriyor yani. Ben vallahi evde bak. Bağırıyorum. Evde ben vallahi şimdi eşeği buldum geldim elin eşeğini bakıyorum yani evde. Yem veriyor daha gidin bakın evde. Elin eşeğini. Arfe peki bu cinayeti işlediyse, Mustafa bu cinayeti işlediyse, çocuğu nasıl öldürmüştür? O gün giderken çünkü Fatma hiçbir şey görmüyor. Ne kazma görünüyor, küpe vallahi şey. Bu petleyeceğini derken hiçbir şey görmemiş. Kürek görmemiş. Görüyor. Bu kadar sıkıştırdığına göre buna değerdi o. Bunu kendini de öldürttürdü. Ulan kızım diyor lan üstünün altını geldim. Kimliğimine soktum diye bindirdim diye geldi de lan. O senin meyreme söylediğin sözlerin uydurması. Kim uydurması? Onu var ya.
Keziban başka birini gördü. Başka birini gördü bak. Bizim onlar... köyden birinin başka birini gördü. Ahmet Bey. Onun aynısını Meyrem duydu, onu söyleyebiliyor. Bir dakika, buna. Konuları karıştırmayın Ahmet Beyciğim. Ama onu söylüyor, tamam. Onu söyledi. Sizin torununuzu babası öldürdüyse, katilse, çocuğu nasıl öldürdü, nereye gömdü? Nasıl öldürmüştür? Çünkü bir çok ilginç ya, bir fikriniz var. Ya şimdi bak, şimdi eğer o bu oraya götürmüş, bak oraya götürmüş garaja. Onda orada bir Ahmet diye çocuğu görmüş. O Ahmet de böyle böyle demiş. O Recep. İşte ben yanlış. Hamile olduğunu öğrendikten sonra. Hamile olduğunu öğrendi. Ama zaten kızın söylemiş hamile diye doktora götürmeye ne gerek var? Kesinleşeceğiz. Şimdi var ya bunun dediğini inanmıyorum. Ondan sonra orada kesinleştirmiş. Değilse niye götürdü o gün? O gün ait niye şeye götürdü? İsparta'ya götürdü eşyayı. Götürmedim diyor. Neyi götürmedi? Mustafa ben yoktum diyor. Yalan söylüyor diyor. Kim demiş onu? Mustafa diyor. Kim demiş onu? Yalan o. Başındaydım. Elin erkeğiyle bak. Hem kırık tutunuyor hem de Nidhi başında yok da niye bu verdi? Dikkatini ben kulağım bile duymuyor benim bunu. Duymaz dikkatini. İşine gelmeyince duymaz. Bunu dikkatini ben niye? Ben de Mustafa'yı bir dinleyeyim. Bak katil olmakla suçluyorsun. Katil olmakla suçluyorsun. Çocuğun önemli değil. İstediği kadar suçluyorsun. Bir şey daha soracağım ama söyle. Bir test makinesi diye bir şey var biliyorsun değil mi? Ne var? Bu çocuğun hamile olup olmadığı idraldan bir test makinesi diye bir şey var. Evet, evet, evet. Ben bunu hastaneye götürecek kadar evde kendim yapamaz mıydım? Testi yapabilirdin, evet. Ama belki o bahanedir. Bahane ise bahane o zaman. Yani şu yani hastaneye götürmek şey bir bahane olabilir gördün yani. Her şeyi normalde biliyorum. Eczaneden, test yapsaydım, eczaneden onu konuştururum. Ben onu kızı gelini derdim. Bak gelini derdim diyor. Tamam mı? Gelini derdim de böyle. Ne pişman olacağım lan ben? Ne yaptım da pişman olacağım? İş işten geçti. Öldürdü ha? Bir kere. Yani eğer öldürmeden olur. Bir şey söyleyeceğim Ahmet Beyciğim. Buyur. Çocuğuna kıydı diyelim. İnşallah öyle bir şey yoktur da. Yani. Yok, kıydı, kıydı. Kıymasaydı öldürdüyse. Bir ay oldu çıkardı bir kere. Öldürdüyse çocuğu. Ha. Yani çok ilginç bir iddiam varmış. Çocuğun vücut bütünlüğünü de bozdu. Öyle tamam. farklı yerlere mi vücudunu gömdü diyorsun? Öyle, belki de parça parça etti hebeyle. Hebe'ye kattı. Hebe bir köylüler bilir Hebe'ye. Dağa giderken içine eşya katarlar Hebe. Çocuğu vücut bütünlüğünü bozdu. Bozdu. 3-5 parça etti. Of. Çuvallara doldurdu. İkisini boğdu belki de. Böyle ağızlarını bağladı çuvalın içine kattı. Aldı gitti. İstersen ta şeye götür. Yok, istersen şöyle götür. Öyle. Basma. Babanın çok korkmuş o zaman bir. Sen biliyorsun öylesek. Öylesek sen biliyorsun o zaman. Ya ha. Benim kafamı bozma. Biliyorsan söyle. Yok. Ben onun için geldim sana. Baban da biliyor dedi o zaman. Ha? Bir dakika. O zaman biliyor mu bak, nasıl oldu? Yok. Bak ben onun üstüne ettim. Sen çeviriyorsun. Hayır. Ha, ya biliyorum da çeviriyorum ya da cahilliğinden çeviriyorum. Ya çevirmeyeceksin ya biliyorsan söyleyeceksin. Hayır sanattan parça parça sadece kaybetti. Başka bir şey etmedi. Kaybetti ne demek ya? Kaybetti ne demek? Bütünlüğüyle yani bütünlüğü olarak gömdü başka nereden parça bütün olarak nasıl dalladı da götürdü? Onu bütün bir yana götürdü. Bir yana götürdü. Çocuğu öğrendikten sonra diri götürdü çocuğu. Bütün olarak gömdüğünü nereden biliyorsun? Dide var mı? Çocuğu hastanede bağırmayacak öğrendi ya. Bağırmayacak mı? Bağırmaz. Bağırmaz. Nereden biliyorsun çünkü bağırmayacağını? O mobilete bindiğinde falan öyle olsa ben nereye götürüyorsunuz derdi bağıracak olsa. O zaman çocuk, o zaman özür dilerim ama bunu sordum. Yani sistematik olarak, düzenli olarak mı böyle bir tacize uğruyor çocuk? Bilmiyorum dedim ben. Dağlarda, taşlarda mal güttüler beraber. Bir dakika çocuğu kim dağlara taşlara götürüyor ya? Ya bunlar beraber oralarda mal güttüler ya. Bak 2 sene annesi benim olmadan. Yanımda 2 sene benim yanımda durdu çocuk bak 2 sene. 8'de 9 arası, 9'la da 10 arası. 2 sene benim yanımda durdu. Çocuk konuşmasını bilmezdi o oğlan çocuğu şimdiki askerdeki. Ben bu adını söylettire ismini öğrettirdim. Çocuk ondan bu yana açıldı. Ebesi o sene öldü yani. Ondan sonra da götürdüler. Ha bir de yani cuma gün öğlenden sonra çıkarmış gitmiş o okuldan. Garajda taşımalı okul vardı da. Oradan ondan sonra iki kardeşi çocuklarla bir dakika, dur Ahmet Beyciğim. Şimdi sen sonuçta çok acayip bir iddiadan bahsettin. Dedin ki vücut bütünlüğünü bozdu. Çocuğu cesedi. Ama Fatma bunu itiraz edince senin bir Fatma ile ilgili kafan karıştı. O acısından karıştı. Mı dedi? Ne dedi? Sen kızını daha iyi tanıyorsun. Sor kızına. Anlatmam ya. Bak, öyle. Bak, biliyorsan sen söyle. Bak kaç gündür sıkıştırıyorlar bir şey. Evladım beni atamaz. Öyle her gün
İnanamam, sakın. Ne? Tabii acısından ediyor. Bu acısından ediyor. Acısından ediyor bu. Biliyor yani mu yapıyor? Biliyor bu. Eğer babaya bilgi olsaydı buna söylerdi, bu da bunu öldürdü. Dedim hanım öyle bir şey ettiğini bilseydim çıkardım. Bak, Tarık elinde, Tarık elinde, Panta elinde, gazma elinde, kürek elinde, her şey elinde, taşlar elinde. Bir daha nasıl değil? Öldürdüğünü bilseydim durmazdım Didem hanım, susmazdım. Susmazdım. Ne oluşuyorsa olsun susmazdım. Öldürecek adam neyle olsa öldürüyor. Biz ya 2 yıl sonra şeyi kimliği getirdiğini iddia ediyorsun 2 yıl sonra. Öldürdüğünden şüpheleniyorsun. Yani 8 yıl konuşmuyoruz mu? Lütfen Fatma. Ama Didem hanım konduramadım yani konduramadım. Yani öldürmüştür diyemedim. Şimdi nasıl diyebiliyorum? Şimdi diyorum. Çünkü bana oynuyor. Her şeyi bildiğin anda bana oynuyor. Hala da bana oynuyor. Neyi biliyorum ben ya? Her şeyi biliyorum. Tamam, çocuğun en kötü elin fotoğrafı. Ya Fatma fotoğrafı özür bir dakika. Ahmet şu, Beyciğim. Ahmet foto- Bey. Ahmet Bey bir dakika. Ya özür dilerim Fatmacığım da sen bu çocuğun annesi değil misin? Annesiyim. Ha. Çocuğun hamile olduğunu biliyorsun. Konduramıyorsun. Hastaneye götürüyor eve geliyor. Nerede diye soruyorsun. Çıkıyorsun dışarıda çocuğu arıyorsun. Konduramıyorsun. 2 yıl sonra 1,5 yıl sonra kimliğini getiriyor sana. Şüpheleniyorsun. Konduramıyorsun. Apar topar Isparta'ya gidiyorsun. Buldum deyince ben şey diyorum. Apar topar Isparta'ya gidiyorsun. Ne? Sanki sen çocuk gibi... Nereden bulacak? Ha? Nasıl konduramıyorsun çocuk ya? Çocuk şeye giderken hastaneye götürdüğünde cebine verdin diye sen değil misin? Nereden bulacak? Bütün değildi. Ha? Kimlik bütün olsa tamam. Yağmur yağdı, yaşardı, üstüne her şey oldu. İşte. Var yağdı, kış oldu. Cebinde o olsa onu, veyahut bir yerinde olsaydı bir şey olmazdı. Onu oyun ettiyse bilmem. Benim daha askere gittiğim şey getiriverim ben sana nüfus cüzdanımı. Onu oyun ettiyse bilmem. Yani atıp da sen ben fikrimi söyleyeyim Ahmet Beyciğim. Ben Fatma'nın da bir şeyleri bildiğini. Yok dedim ama. Eğer bir Mustafa ile beraber yaptım yapmadığımı bilmiyorum. Bir şey bildiğini. Yok bence biliyorsun bir şey. Tamam, ben susma. Öyle düşünüyorum sevgili izleyiciler. Bir insan anne olacak. Didem Hanım bak ben her şeyden vazgeçtim. Ben hapishaneye bile göz alıyorum ben susmam. Susmam. Eğer bir kıvılcım daha bilsem susmam. Bunu burada konuşturtmam. Baştan ben namusumu ortaya attırmam. Ben... Eğer bir şey bilsem kıvılcım bilsem bunu sustururum burada. O zaman orada burada telefonda yazışacağına sevgili Burcu'na Batı'yla kızını ara hala. Sen onu... Konuşma. Sen çocuğum. O benim şimdi her şeyleri öğrendim, her şeyleri biliyorum. Bir dakika neyi biliyorsun? Neyi biliyorsun? Neyi biliyorsun? Bir dakika bunu farklı. Neyi çocuğunu biliyorsun? Şey, İsparta'daki duran yeğeni. Hangisi ya? Meryem'i. Ne yapmış Meryem'i? Bu harcanmışlar işte birbirleriyle. Nasıl yani? Nasıl ne demek yani? O ya? İşte ne anı evi sende işte. Sevgililer miymiş? Sevgili olmuşlar. Aa! Neler var nelere benzemez. Nereden ben duydun bunu? Ben flip durun. O önce... Bir dakika bu, Meryem'le. Meryem'le işte. Mustafa şimdi sevgili tane, mi? 4 tane de çocuğu var şimdi. Onun yuvasını da yıkacak. Şimdi bak. Bir dakika. Bir dakika çok acayip bir şey söyledin. Sen Meryem'le sevgili misin? Allah'ım bir şey demeyeceğim ya. Daha diyeceğim. Allah'ım bir şey demeyeceğim. Diyeceğim. Bak şu anda birilerine söz verdim. Bak beni. Diyeceğim. Bak Fatma. Didem adama söz verdim. Siz bunu nereden duydun bak, Meryem'de? Bak, Meryem çok yuvasını, önemli bir tanım. Çok iyi yerden duydum. Valla sevgiliyse yuvamda kalmasın yani. Ben sana sana kulağını deviren ona sonra o adama söylersin. Bir dakika. Müzik verin, sesi açın. İçerideki sesi alın. Of, tamam arkadaşlar. Vay. Peki bunu Meryem'e sormadın mı Mustafa ile sevgili misin? Meryem'i görmedim ki daha. Meryem o yüzden mi kaçıyorsun? Meryem,
Bundan, bundan alıyorum Meryem lafı ona aktarıyor. Bundan alıyorum Meryem lafı ona aktarıyor. Bundan alıyor lafı ona aktarıyor. Öyle yaptı canım. Bu daha acı o işte, o Meryem işte. Peki bir şey, bir dakika. Ha? Senin sırdaşın, amcanın kızı. Ya bak. Bir dakika, amcanın kızı. O, bunu, kızının kocanla sevgili olduğunu biliyor muydun? Yok dedim. Bildirmezler, öyle, bildirmezler öyle, onlar. Bildirmezler. Bildirmezler onlar. Buna veriyor 5-10 kuruşu. Var mı lan başka sevgilim? Ha. Tamam, daha başka çok, bir şey. Bir dakika, bir dakika. Çok tamam. Var. Var mı? Nereye koydun o şey koy, önceki koyunu? Koyunu mu? Benim geldiğime ettin ya. O tane koyunu nereye koydunuz? Sen bana 10 koyun mu edin? Nereye koydunuz? Verdim mi lan bana 10 koyun bu? Buban seni... Ya bir dakika, bir dakika. Konudan konuna geçmeyelim. Şu anda çok önemli bir tanık. Meryem. Tamam mı? Fatma'nın sırdaşı. Tamam. Kuzeni. Mustafa'nın da arkadaşı. Hatta karı koca görüşüyorlar. Aynen. Çok önemli bir tanık. Evet. Isparta'ya taşındığınız gün Fatma Meryem'in koynuna sarılıyor. Diyor ki bu çocuk Mustafa aldı götürdü. Hı. Hamileydi diyor. Aynen. Hamile. Her şeyi söyledim dedim hanım. Tamam, Meryem o yüzden. Anlattım ve hepsini söyledim. Hepsini lafı, biliyordum. Lafı bu şey ettin, ben bir laf söyleyeceğim hemen. Söyle söyle Ahmet Bey. Ha, şimdi o öyle dedi ya. Vay be. Bu o gün şey bu yani nüfus cüzdanını bulmuş. Ertesi gün bu buna vermiş. Nüfus cüzdanı. Evet. Hemen ertesi gün lan ne zaman geldi de İsparta'dan da nüfus cüzdanını düşürdükleri yerden o direğin yanlarından buldu da buna verdi. Aynı gün. Şey yani İsparta'ya göstererek gittiler ya. Doğru, nüfus cüzdanı önemli. Ona geleceğim öyle dedi ama. Not öyle aldım, dedi tamam. Ama. Bu öyle dedi bu. Bu tamam. Öyle dedi. İşte Meryem öyle dedi. Meryem öyle dedi bak. Meryem dedi, diyorsun konuşurken Mustafa'yı koruyor mu diyorsun? Koruyor işte dedim ya. Ha onu söylüyorsun. Vurdun beni. Ben burada hakaret ettim buna değil mi? Bak kaç tane yani, hakaret ettin değil mi? Hamile olduğu ile ilgili şeyi bildiğin ama diğer detayları anlatmıyor mesela. Aynen. Anlatsın. Vallahi. Anlatsın. Onun bunun yeğeni. Bunun da ablasının kızı. Anlatsın. Bir şey... Kelemi şey vermiş de kelemin uçu çağırmış. Lan kelemin uçu ne çağıracak? Kelemi sen evinde, Meryem'e demedin mi? Sen benim yok. Sen benim damatla beraber misin? Sormaz mı adam ya? O ondan bu yana görmedim. O şeyden bu yana, o konuştuğundan bu yana bak, görmedim daha. Acayip bir iddia bu yani. Bir sefer Fatma'nın yaptıkları ne dedi. Kapat kız dedim ben. Kapat. Sen ondan daha fazla. Kocan da Mustafa ya, yok diyor. Benle konuştuk sıra bunu aktarmış. Ya bu aktarmayı başlayalım. Sevgili miydik biz? Aktarmış yani. Ya sevgili miydik? Ya aktarmış. Bak sevgili miydik ya? Onu sanatmıyorum. Onu bilmiyorum. Nasıl bir buban buna bir iftira... O kadını niye günahın alıyorsunuz lan? Öyle bir şey yok. Ben devamlı kardeşim deyordum lan ona. O da abi deyordu lan bana. Elin şeyini yuvasını bozma. Sadece benden alıyordu, ona veriyordu. Başka bir şey değil. Ulan buna söyledim. Şu anda onun babası senin kardeşin lan. Onun babası senin kardeşin. Bana yaş olsun. Senin gibi kardeş işte o da. Vallahi bir billahi bak dedim hanım küssüz daha. Şart olsun benim kardeşim gibi bak bacım. Sen emmilerin bak, niye küs seninle? Dayıların niye küs seninle? Baban niye küs seninle? Anan niye küs seninle? Ben sevgili yaptım. Tamam biliyoruz, biliyoruz. Ama iftira atmasın elin bak dört düşüyor. Ama eğer duyduğun şeyi yapıyor soruyu söylüyorum. Bu araştırmaya değer bir konu. Değer, değer de ama. Laf ya, getirip taşıyınca. İftira atmasın ya. Yani bu, ya. bunu böyle... Hocam Fatma, Meryem'in senden aldığı lafı Mustafa'ya gidip taşıdığını, laf taşıdığını nereden biliyorsun? Aynılardı değil mi? Her şeyi konuşuyorlar. Çünkü o gün Süleyman'ı aradığında bilen telefonu kapattı. Süleyman... Süleyman senin kardeşin Şükür'ün kaybolduğunu... O gün aradı, hani benden şey ettiği gün bunu aradı. Telefonla meşguldu. Tam bunu aradı. Vay. Süleyman'ı azarlayarak ben bir şey bilmiyorum, karıştırmam ortalığı dedi, kapattı telefonu. Şu kadar söyleyeyim, şu anda Meryem, biz yayınlara kaç kez kendisini çağırdık, yayınlardan kaçıyor kardeşim, tamam mı? Yani niye kaçıyor, benden mi kaçıyor? Bir saatten fazla konuştu yani. Şimdi ben bunu duyduktan sonra Meryem'den şüphelendim yani. Niye kaçıyor Meryem? Ben şu anda yayından çıktım mıydı, Doğan Ayhan'ın yanında arayacağım onu. Ara? Arayacağım onu bak. Bu arada Meryem'in kız kardeşi Elif de Süleyman'ın karısı, hı, değil mi? Bayağı bir üvey. Üveyler onlar. Üvey. Onlar aradan bir adam buldu. Üvey ya da şey ben, kardeşi. Ben katil dedi ya. Ben öldürmüş ya adamını. Onun şeyi. Torunu. Bu da onun torunu. O ya adamın Fatma torunu. Fatma da başından beri biliyor. Ha. Biliyor bu meseleyi. Aynen. Ama susuyor. Önce ne? O biliyor.
Ya Şükür'ün kaybolduğunu biliyor. Aynen. Hamile olduğu meselesi iddiasını duyduğunu söylüyor. Her şeyi biliyor. Her Meryem şey, her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Meryem Karakoca. Bu kadar biliyor her şeyi bak. Bu kadar biliyor her şeyi. Biliyor bu kadar. Yani, bu kadar biliyor her şeyi bak. Peki bir şey soracağım. Gibi biliyordum. Peki Mustafa çocuğun başına bir şey getirdi diyelim. Ne evet. olduğunu Meryem biliyor mu o zaman? Biliyor. Vay. O benim o aldığım adamdan şey ettiysem ben sana söylediğim adamdan. Biliyorum anladım. Anladıysam tam yeri yani. Meryem Karakutu bu Karakutu. Çocuğun nerede gömülü olduğunu da biliyor aynı mu? Aynı günde ekmek yemişler. Bununla beraber hepsi o şoförle beraber ben görmedim ben etmedim. Nasıl görmedin sen? Meryem mi yemiş? Meryem gidip ekmek yemediniz mi o gün? Nerede yedik şoförle? Şoförle. Nerede yedik? Onların evde. Ulan getten ekmek yemek yememiz yok. Hızırla. Ne zaman dönüşte mi yediniz? Yani eşyayı indirdik. Büyük eşyayı indirdik. Isparta'ya gittiğinizde. Eşyayı indirdik sonra. Bak ben bu 20 sene önceki şeyi hatırlarım. Niye Hızır hatırlamıyor? Ne bileyim canım ben Allah. Ben o gün demedim mi burada? Hızır. O gün getiren de sensin, götüren de sensin. Sen, evde kızı gördüysen, beni gördüysen söyle demedim mi? Bir tek sefer söyledi. Bir dakika. O zaman Meryem işine geleni anlatıyor, işine gelmeyeni evet. anlatmıyor. Hepsini biliyor Didem Hanım. Hay Meryem'e bak. Hepsini biliyor. Yediği paraların hatırına. Hangi kimden parayı yiyor? Bundan. Haram etti ya. Yediğin evimde yediğin içtiğin ekmek haram olsun dedim lan. Ondan da sen de yedin. Seninki de haram olsun. Madem ondan da sen yedin evdeki ya. Üç çocuğunuzun... Sevgili miydim gözü ben dedim görse, ulan? Gözü görse kavga edersiniz. Kavga. Gözü görse... Burç paramı yedin mi? Ya, ben işte kendim kavga yedin. Bunun yanında mı diyecek? Sen çocuğu öldürken de demezsin ki ona para verirken de göstersin. Ulan ne? Para veriyordu sevgili diye. Nasıl o adamın günahını alıyorsunuz sizden? Sen nasıl günahını alıyorsun bunun kaç tanesiyle? Göstermedin mi lan videoları ben sana? Görmedim niye geldim ettim ben? Ben niye geldim görmedim ulan derim. Ulan işte lan Didem Hanım burada bir tek lan. Sen mi gördün? İşte bir de başka gelmiş, yok mu sizin gördüğün başka bir adam yok mu? Senin kızın şöyle şöyle böyle böyle diye bana hiç gelmezler bak. Mi? Pazarda aşağıda önüme geçeceğiz. O Fatmacığım ya. Sen neler yaşamışsın? Çok şeyler yaşadım Didem Hanım. Yani benim lafıma, ben dünyada bakma, benim lafıma bakmayan adam bir dakika yaşar, Ahmet tabii. Bey. Bir dakika. Dünyada... O benim... Ya neler yaşamışsın. Ah. Çıkmazdı mı, ölmezdi. Meryem'in gözlerinin arkasında. İngiliz izleyiciler. Yaşamazdım. Yani ne bunu bulurdum, ne de başka bir şey bulurdum. Ya söyledim. Şeytanların içeriyle evlenmişim. Ben sana çok söyledim. Kızım, ben onun her şeyini biliyorum, etme. Vazgeç dedim. Ne demiş bir de? He? O gün niye buluştunuz bununla şey gün? Nişan taktığımız gün tarlalara gittiniz de? He? Karanlığa götürüyordu seni ellerin dalların altlarına doğru. He? Niye demiyor onu? Öyle mi? Adam nişanlısını götürmeyecek mi lan? Götürecek nişanlısını. Ama şey... Niye? Dedim Meryem'e aynı sözü böyle diye. Bana gelmeden önce Fatma başkasıyla birlikte olmuştu diye. Onu mu çok ayırtlaşmadı? Babasına demiş. Yükleniyor. Ayırtlaşmadı demiş. Fatma bu kocasıyla birleşti. Onu mu çok ayırtlaşmadı? Babası ne kadar üstüne düştüyse de ayırtlaşmadı demiş. Anladım. Ben keyfime buna yüklenme. Bu hepsini yaptı bu. Bu var ya. Bu hepsini yaptı. Çocuğunu da kaybetti bu. Bu kaybetti çocuğu. Bunu o zaman ben yaptıysam lan. Bulun lan. Ne bulacaksın lan? Kaybettiğin çocuğu nereden bulacaksın ben? Bulun. Nereden bulacaksın? Bulun ben yaptıysam bulun. Nereden bulacaksın? Diyebiliyorsun. Sen yaptın diye öldürdün diyebiliyorsun. Sen bul. Meydana çıkaraydın bul da bulaydın. Bulsana lan bul. Bu iftiralara takan... Ne iftirası lan? Utanmayın lan! Ne iftirası lan? Ne iftirası? Ben resmen sen... Parça parça yapmıştır, bilmem ne yapmıştır. Ne ettin ya, ne ettin ben bu kadar mı... Sevgili yapmıştır değil lan, ha? Ben duyduğuma... Kızım, ben de... Nasıl bir iftirası yapıyorsun lan? Sen nasıl iftira atıyorsun? Ben kızıma kötülük yaptıysam bunu...
Madem o daha benim o Allah askerden gelmiş. Saçmayan bir yere. Askerden geldin de o gün izine o gün işte nişan başını nişanın lan. İşe gelmedim. Bunu lan ben kızıma kötülük yaptıysam bunu lan. İşe gelmedim böyle çocuğu çıkar. Burçsuz çıkarın. Ya bir şey merak ediyorum Ahmet Bey ya. Buyur. Gerçekten samimi olarak soruyorum. Buyur. Diyelim ki baba çok kötü bir baba. Ha. Ve çocuğunu istismar ediyor. Senin kızın aynı evde yaşamıyor mu? Görmedi mi, duymadı mı, bilmiyor mu? İşte dese. He? Dese öldürecek. Nasıl öldürecek canım? Öldürecek. Bana atıyorsun öldürecek. Çocuğu bir anne kendi çocuğuna, biri babası da olsa saçma sapan belki şeyler yapıyor. Belki de hepsini de öldürecek. Belki de cinnet geçirecek, hepsini de öldürecek. O çocukları da öldürecek. Hiç. Lan İsparta'dan geriye dönüşte 3 çocuk var kana 2 çocuk denilir mi? Hepsinden duyuyorsun 2 çocuk diyor. 3 tane oğlu yok Fatma, mu? 3 tane oğlu Mustafa yok. Mustafa senin kızına bu yanlış şeyleri yapıyorsun, sen hiç hissetmedin niye mi? Niye 2 çocuk dönmüş? Ben yiyordum Nidir Hanım. Çünkü ya. Ya, tamam anladım. Bir araya gitmem ben lazım. Sen bir araya gitmem lazım. Devam edeceğim. Bu var ya. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. 6 ay önce sana evlatlık olduğunu kim söyledi? Annemi karşıma aldı. Var mı böyle bir durum dedim. Var dedi, evet dedi. Birazdan seni babanla kavuşturacağız. Kadir Bey buyur. ...24 yıl sonra kavuştuğumuz için inanılmaz bir şey. Gözümüz aydın. Annen gelsin mi? Gelsin. Gelsin annesi. İkinizin de gözü aydın. Teşekkürler. Sağ ol her şey için. Evet. Yeni bir sayfa açılıyor onun hayatında. Nikah kıyılacak burada. Sizleri böyle taca ilan ettim. Hayırlı uğurlu olsun. Gelmesi mümkün değil Didem Hanım. Gelmeyecek diyordun, gelmez diyordun. Yani Didem Hanım. Tamam. Duygucuğum gel lütfen. Hoş geldin. Neredesin ya? Kızınla buluşmaya hazır mısın? Hazırım. Burada Zeynep'in yani. Ay sağ ol, Allah razı olsun. Rica ederim. Allah size senden de razı olsun. Zeynep gelsin bakalım kızımız. Ne kızı? Benim ne kızı? Allah'ım. Zeynep'in aydın daha görsün. Asla yalnız değilsiniz. Tamam, hiç susmayacağım. Eğer ki bir tek kıvılcım daha bilsem hiç susmayacağım. Bunu suratını daha görmek istemiyorum. Eğer bilsem. Yani dünyaya yaşamasını daha istemiyorum eğer evladım öyle bir şey yaptıysa. Yani hiç. Kızın öldü, kızın kaybolduğundan beri şeydi herhalde o zaman. Eğer derin kıvılcım ya, daha bilsem... Yani hiç. Yememedin. Yani yaşayaydı, sen öldüreydin. Yani nasıl kızın ölmüş ya. Bir de sen gelin öleydin de o yaşayaydı. Benden fazla yaşadın. Hayatım da arada çürüdü. Sen istediğin gibi gezdin. Evet, arada evet. Aynen. İki tane, üç tane çocuğu okuttu, memur etti de. Evet, aynen öyle oldu lan. Olmadı mı? Evet, aynen öyle oldu. Bakın, bana iftiralarla gelmemen üstüme. Dediğim gibi, aynen öyle oldu. Gerçeklerle gelin, gerçeklerle. Aynen. Gerçeklerle gelin. Aynen. Üç tane çocuğu okuttun maşallah, memur ettin. Gerçeklerin Mustafa er ya da geç Fatma ortaya çıkmak gibi huyu var. Çıksın İnşallah valla. Burada nasıl çıkacağını kalbimde diliyorum. Ortaya çıkacak. Efendim yarın tekrar birlikte olacağız. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.